Yeter. Tutuklandılar, cezaevine götürdüler. Yine kolay. 40 yıl sonra. Gerçekten yalnız değilmişim. 24 saat içinde buldum ben kızını. Teşekkür ederim. Gözaltına alınmış. Çok çok teşekkür. Çözsü çözsü Didem Hanım çözer. Selamlar, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Benden de sevgiler, kalpler, selamlar. Efendim hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Programınıza ayrıca hoş geldiniz. Vazgeçmeyeli yeni haftada sizlerle birlikteyiz. Ne olursa olsun konuştuğumuz konulardan vazgeçmeden takip ediyoruz. Israrlı bir şekilde sonuna kadar gidiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını ekran başında görüyorsunuz. Ekran başındaki değerli Vazgeçme izleyicileri, nasılsınız, iyi misiniz? Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum her birinize. Dikkatli bir şekilde yayını takip ettiğinizi biliyorum. Her bir anını, dakikasını kaçırmadan takip ediyorsunuz. İnanın biz de o titizlikle çalışıyoruz. Sevgili avukatımız Tunca Toker hazır. Ben hazırım. Sağda ekiplerimiz hazır. Hemen hızlıca yayına başlamak istiyorum. Kızımız Nari'nin cinayetini takip ediyoruz. Araştırıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hafta sonunda çok yoğun bir telefon trafiği vardı. Bazı bilgiler aldım. O bilgilerin bir iki tanesi çok çok önemli. Netleştirdikten sonra sizlerle paylaşacağım. Yine sahadan canlı yayınlarımız olacak. Öte yandan Ramazan Bey ve eşi Ayşe Hanım da bizim kızımız Hatice Nur'u da lütfen bulun, bize sizden yardım istiyoruz demişti. Biliyorsunuz Hatice, sevgili Hatice 16 yaşında, 55 yaşındaki 11 çocuklu sözde iki eşli Ahmet tarafından kaçırılmıştı. Kızımızın da maalesef, yani maalesef de yani, ama öyle 16 yaşında kendi rızasıyla da olmadığını düşünürsek eğer, evet maalesef hamile olduğu iddiası var. Şimdi annesini ve babasını buraya çağırayım, davet edeyim. Hatice'yi de aramayı sürdürüyoruz. Onlar da gelsin, hemen arkasından onlarla konuşacağım çünkü. Hazır mı arkadaşlar? Ayşe Hanım ve eşi Ramazan Bey bir gelsinler, sizi hemen Diyarbakır'a götüreceğim. Tavşantepe'ye götüreceğim. Bağlar Mahallesi'nde, Bağlar'da. Gelir misiniz? Ramazan Bey gelin. Gelin lütfen. Ramazan Beyciğim, sizi şöyle alayım. Eşiniz Ayşe Hanım da gelsin lütfen. Ayşe Hanım da burada var. O da gelsin. Eşini Ayşe Hanım'ı çok suçladı. Ben işte kızımın yani Ahmet tarafından kaçırılmasında baş sorumlu olarak eşim Ayşe'yi görüyorum. O yüzden de onu görmek, yüzünü görmek istemiyorum. Ondan da ayrılmak istiyorum demişti. Ayşe Hanım hazırsa eğer, o da gelsin hemen. Gel tatlım, geldin mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen seni karşıya alalım. Şimdi bugün ilerleyen dakikalarda bu iddiaları hepsini konuşacağız. Hatırlatmasını gireceğim ama ben bir sizi Diyarbakır Bağlar Tavşantepe Mahallesi'ne götürmek istiyorum. Muhabirimiz Abdullah Deniz hazır ama ben size bazı bilgileri şöyle hemen kısaca özet geçeyim. Sevgili Vazgeçme izleyicileri, biliyorsunuz kızımız sevgili Narin, 8 yaşındaki sevgili Narin, güzeller güzeli hepimizin sevgili evladı sevgili Narin. Yani birçoğunuz o fotoğrafa bakmakta da zorlanıyor, ben de öyle biliyorum ama Diyarbakır Bağlar'da Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 günü kayboldu. Kaybolduktan sonra bütün ailenin, bütün herkesin, köyün tamamının tam akraba olduğunu biliyoruz. Resmen organize bir şekilde cinayeti örtbas etmek için çalıştıkları iddiası var. Cinayet gerçekleştikten sonra birlikte hareket ettikleri yetkili jandarmayı, savcıları, herkesi kandırmak için yalan ihbarlar yaptıkları, sürekli toplantı üstüne toplantı gerçekleştirdikleri iddiaları var. Ve kızımız maalesef biliyorsunuz cansız bedeninde kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül'de saat 08.45'te bir çuvalın içinde Eğer Tutmaz Deresi'nin kenarında üzeri taşlar ve dallarla örtülmüş halde bulunmuştu. Bugün çok önemli bir isim daha. Bugüne kadar gözaltına alınmamıştı. Şu ana kadar biliyorsunuz 11 tutuklu kişi var. Aralarında anne, amca, iki amca, Salim, itirafçı, enişte, abinin aralarında olduğu 11 tane tutuklu var. Şu anda Hediye diye bir isim çok önemli. Hediye kim sevgili izleyiciler? Şu anda tutuklu bulunan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye. Hediye o gün 15.15 ile 15.40 arası Yüksel'in evine, yani Narinler'in evine girip çıkan bir isim.
hediyenin anlatacakları acayip önemli, çok çok önemli. O eve çünkü 15-15'te kızımız okulun güvenlik kamerasında görülüyor. Eve gidiyor, bir dakikada eve çıkıyor ve o arada cinayetin bazı yerlerde haberler yapılıyor. Yok efendim bir gün önce planlandı, yok iki gün önce planlandı. Yani benim aldığım bilgilere göre anlık gelişen bir olay. Haber kaynağımı yine söylemeyeceğim. Haber kaynağımın isminin bilinmesini istemiyor. Basın kanununun 12. maddesini de bilmeyenlere bir kez daha hatırlatayım. Şunu söylüyor. Yani anlık gelişen bir olay. Yok efendim bir gün öncesinde, iki gün öncesi planlanan bir olay değil. Yani narin bir şey görüyor. Bunun üzerine olay gerçekleşiyor. Biri ya da birileri bu cinayeti işliyor. Ama şunu biliyoruz. İddiaya göre bütün köy örtbas etmek için resmen sus pus. Bunu da ifadelerden biliyoruz. Sonra arkasından da amcanın bütün köyü örgütlediği iddiası var. Tek bir senaryo üzerinde çalışılmıyor. Onlarca senaryo üzerinde çalışılıyor. Yani abi Enes'in de içinde olduğu farklı farklı senaryo üzerinde çalışılıyor. Ben bu iddiaları hepsini gündeme getireceğim ama şu hediye çok önemli. Hediye o gün yani 15-15 ile 15-40 arası oraya eve giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Hediyenin anlatacakları bu cinayetin düğümünü çözebilir. Elti aynı zamanda da yenge işte. Çok çok önemli. Şimdi ben sizi özellikle dereye götürmek istiyorum. Çünkü neden? Bakın itirafçı ben çuvalı aldım, daha doğrusu narini aldım. Bir çuvalın içine sonra koydum. Sonra dereye götürdüm ve bu gömme işlemini tek başıma gerçekleştirdim diyor ya. Öyle olmadığını derede sevgili Abdullah Deniz muhabirimiz bize gösterecek. Bakın sevgili izleyiciler o derede. Şimdi taşlar da var bu arada yani Nari'nin cesedinin üzerinde bulunmasın diye konulan taşlar da adli tıpta biliyorsunuz. O taşların görüntüsünü de birazdan ekranlara getireceğim. Ya Abdullah bunu karşıdan çok net bir şekilde görmek istedim ben. Bana şunu söyler misin canım benim? Yani o bu dereye baktığında Nevzat'ın, itirafçının cesedi tek başına getirip çuvalla hatta yolun diğer tarafından bu tarafa yani yolun diğer tarafında aslında biz karşıdan görmek için Abdullah bu taraftan yayın yapıyor. Tek başına getirip o ağacın dibine koyabilmesi teknik olarak mümkün mü? Bir onu bize bir anlatır mısın lütfen? Bir de görelim her yeri. Didem Hanım şöyle söyleyeyim kendi izlenimimden yola çıkarak söyleyeyim. Biz şimdi derenin karşıdan karşısına geçtik. Evet. Ve çok zorlandık kameraman arkadaşım Emre Ulu ile beraber. Kaldı ki Nevzat'ın bir her ne kadar çocuk da olsa ağır bir yük var. Onu tek başına alıp buraya getirip organize bir şekilde yani bilinçli bir şekilde o çukura yerleştirip ve üzerine kapatması çok bana mümkün gelmiyor işin açıkçası. Çünkü bakın şimdi size göstereyim ben. Şu an canlı canlı göstereyim. Bu dere akıntısı oldukça fazla. Yani şuraya girdikten sonra artık şuraya şöyle girdikten sonra karşıdan karşıya geçmek için oldukça zorlanmanız gerekiyor. Yani burada birkaç kere düşer insan. Kaldı ki üzerinde bir yük varken. Hı-hı. Şimdi ilerliyoruz. Bakın burada akıntıda durmak çok zor. Tamam yolun ve diğer tarafında. Ve üzerinizde bir yük olduğunu düşünün. Tabii yani. Tek başına ki şunu da söyleyelim evet. Derenin debisi sonrasında düşürüldü. Bu düşürülmüş hali değil mi? Onu da söyleyelim lütfen. Yayın gitti şu anda. Ben seni duyuyorum bu arada. Hat kesildi ama ben anlatmaya devam edeyim. Evet lütfen. Yine de. Şimdi 21 Ağustos'ta kaybolmuştu kızımız ve 19 gün sonra maalesef cansız bedeni işte burada bulundu. Tabii bulunana kadar oldukça zaman da kaybettirildi. Bu da bildiğimiz net bilgilerden birisi ki 50'den fazla asılsız ihbar yapıldı bununla ilgili. Şimdi ben duyuyorum arkadaşımıza da evet. Duyduğumuzu söyler misiniz? Tekrar bağlayacaklar Abdullah. Telefona dikkat çünkü yayını da bağlantıyı orada gerçekleştiriyoruz. Kameraman arkadaşımıza söyler misiniz arkadaşlar? Yani şu anda yayındalar. Devam etsin Abdullah. Tamam. Şu anda bu derede, şimdi Abdullah'ın tekrar telefon düşünce... Bu bulunduğum yerin... Evet. Evet. Evet, bulunan yer tam olarak... Baksanıza şöyle yani. Şöyle bir ilerleyeyim. Ben Abdullah'ın sesini kapatalım. Evet. Siz bağlantı kurunca bana tekrar Abdullah sesini verin ama görüntü kalsın. Duyuyor musun Abdullah beni şu anda? Aman düşme de. Duyuyorum. Heh, şu an tamam, duyuyorum. Tamam bir orayı sen tabii yok, bize yok, tam hayır. Ses gitti mi yine? Tamam sesini alalım şimdi Abdullah Hanım, evet. Naaşın bulunduğu yer. Aha. Evet.
bulunduğu yer şu gördüğünüz çukur. Nasıl girecek tek başına oraya ya? Mümkün değil. Değil mi Abdullah? Evet. Çok zor Didem Hanım. Yani burada bir insanın tek başına... Ben şuradan bakacağım. Tek başına gelip bir cesedi, cesedi demek zorundayım artık öyle teknik olarak öyle kullanıyoruz. Evet. Çok zor bir işlem. Yani benim kendi düşüncem Nevzat'ın bu durumu tek başına yapmış olması çok mümkün gözükmüyor işin açıkçası. Ay Abdullah, yani, seni, peki tam cesedin bulunduğu çukur neresi? Cesedin bulunduğu çukur neresi? İdem Hanım, cesedin bulunduğu çukur şurası, şu şeyin şeyin altı. Ay, ama yazık. Burası kapatılmış vaziyette çukur taşlarla. Tamam. Tam olarak burası, bu ağaçların altı. Ağaçların altı. Şimdi yani... burada evet çok zorlanıyoruz gerçekten. Çok zor. Akıntı o kadar fazla ki dikkat Didem Hanım. Dikkat et, dikkat akıntı et. Akıntı o kadar fazla ki. Tamam. Burada bu durumu görmeniz lazım ve taşların altına insanın ayağının altına nasıl kaydığını da anlatmak gerçekten zor. Yani o zaman şimdi itirafçının evet. Itirafçı da şunu söylüyor bu arada, onu da söyleyelim. Yani itirafçı tek başına götürdüğünü, arkasının işte taş bıraktığını, şurada derenin kenarında durdum, çuvalı aracımdan alarak elime aldım, çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Bu sırada işte çantanın, onu da geçelim, diyor ki üzerine bir taş koydum. Çuvalın birisi tarafından bulunacağını düşünerek, ben o dereyi de aşağısını görebilir miyiz? Beni duyuyor değil mi Abdullah bu arada? Taş koydum, ben ifadeyi okuyorum şu anda Abdullah. Taşın büyüklüğü evet. Yaklaşık 15-20 kilogram civarındaydı. Evet. Yanında da birer taş vardı, üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim. Stabilize yoldan çıktıktan sonra işte baldızım Zeynep'in evine gittim diyor. Yani olayın çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini, evet. Hemen yani evet. Bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde bunu tek bir kişi getirip oraya koyup ağır 30 kilogram ağırlığında o taşlar oraya koyması teknik olarak mümkün mü Abdullah? Yani benim izlenimim bunu tek başına yapmış olması teknik olarak mümkün değil. Tabii ki Nevzat aslında işi de bu bir yandan. Duvar ustası diyebiliriz. Belki bu yüzden tek başına yapmış olabilir ama benim şu anda bireysel gözlemime göre bunu tek başına yapmış olması mümkün değil gibi gözüküyor. Şimdi sen tabii yolun karşısında onu yani, görüyorsun. O Nevzat'ın yürüdüğü yolu gösteriyor kameraman arkadaşım. Bak o derenin kenarından oraya gelip getirip oraya, yani suyun içine girip debisi yüksek olan yerde bir de daha çukur olan bir yere çuvalı tek başına koyması. Bir de üzerine bir tane taş koyduğundan bahsediyor. Bir daha da bakayım onu. Daha sonrasında şeyin üzerine birkaç tane taş bulunuyor. Şunu söylüyor. Ben diyor bir tane taş koydum. Taşın büyüklüğü 15-20 kilogram civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Sadece o çuvalın üzerine kimse bulmasın diye 15-20 kilogram ağırlığında bir tane taş koyduğunu söylüyor. Fakat narin bulunduğunda üzerinde birkaç tane taş var. Söyle lütfen Abdullah. Evet, 3 taş vardı. Kaldı ki şunu da söylemek istiyorum. Hı hı. Nevzat'ın arabayı park edip buraya kadar gelen süreçte bile o yol oldukça yürümesi zor. Yani... kaldı ki bizim elimizde herhangi bir eşya yok. Sadece mikrofonumuz ve kameramız var. Ve ona rağmen zorlanarak dere yatağına kadar gelebildik. Yani Nevzat'ın sırtında bir cesetle buraya kadar gelmiş olması, tek başına gelmiş olması benim şahsi görüşüm olarak pek mümkün gözükmüyor işin açıkçası Didem Hanım. Peki o gün Ramazan Aksoy var 15 yaşında ve bu Ramazan'da şeyin çalışanı... Salim'in de çalışanı. Şimdi Ramazan'ın da yardım... Salim'in çalışanı. Evet, evet. Ramazan'ın bütün gün özellikle saat 14'ten saat 20'ye kadar Salim'le, amca Salim'le birlikte olduğunu biliyoruz değil mi? O da bütün gün beraber ya Ramazan'ın yardım etmiş olma ihtimalinden evet. Söz ediliyor ya da Salim'in oğlu Nevzat'a yardım ediyor ya da Nevzat'ın oğlu yardım ediyor ya da birkaç kişi birlikte bu işi yapıyorlar. Ne dersin? Köyde ne konuşuluyor? Ne biliyorsun sen? Anlatır mısın? Köyde buna dair bir konuşma geçmiyor Didem Hanım. Bu olayın işlendiği şekil ve şeyle alakalı herhangi bir konuşma yok. Kaldı ki köydeki vatandaşlar, köy halkıyla bireysel olarak görüşebiliyoruz ama herkes bir şekilde röportaja, kameralara karşı röportaja karşı. Kimse yayına çıkmak istemiyor. Ama
herkes Nevzat'ın yanında birisinin olduğuna dair kimse bir şey söylemiyor. Yani tek başına yapmıştı. Husumetimiz vardı. Hatta husumeti de bir araba alım satımı. Onu da biliyorsunuzdur gerçi. Arif'le beraber bir araba işine gidiyorlar. Ve ondan kalma bir nefreti vardı diyor Arif'e. Yani köy halkı. Daha çok Arif'in kardeşleri, abileri tarafından. Evet, aralarında bir araba meselesi ve yüzünden. Nevzat'ın bunu bireysel olarak tek başına yapmış oldu. Aralarında bir alacak verecek meselesi yüzünden, bir araba meselesi yüzünden Nari'nin babasıyla Salim arasında bir problem var. Fakat kardeşlerden bir tanesi devreye giriyor ve daha sonra bu mesele halloluyor. Son dönemde konuşmaya başlıyorlar. Yani Nari'nin cinayetinden önce iki kardeş, çok da sıcak olmasa da Salih'le aslında Arif konuşmaya başlıyorlar. O mesele aralarında hallediliyor. Peki ben şunu anlamıyorum, buranın debisi düşürülüyor ya. Burada aramalar yapılıyor ama sabah saat 8.45'te evet. Bir iki iddia var. JASAD ekipleri tarafından bulunduğu diğer bir iddia da işte bir ihbar sonucunda birinin Nari'nin yerini ihbar ettiği, bunun üzerine ihbar sonucunda bulunduğu. Bunu da bir anlatalım, sen iki farklı bilgi sende de var. Bir yandan da bakın sevgili izleyiciler, dereyi görüyorsunuz yani. Çocuk kaç kilo ağırlığında olabilir yani? 24-25 kilo işte o sırada da hem işte çuvalı alacak, oraya koyacak, birileri de etrafı gözetlemesi gerekiyor. Hadi diyelim tek başına yaptı, sıvacı bu arada, yani inşaatlarda sıvacı olarak çalışıyor. Lütfen söyler misin bu ceset nasıl bulundu? Nari'nin bir ihbar sonucunda bulunduğu da iddia ediliyor. İki farklı olasılık değerlendiriliyor, onu da söyleyelim. Şimdi Didem Hanım, o konuya şöyle açıklık getirebiliriz. Hı hı. Jandarma, olayı soruşturan jandarma Nevzat'a aracının bu dere yakınlarında göründüğünü söylüyor. Dile getiriyor hatta ikinci sorgusunda. Nevzat aslında itirafçı değil. Nevzat itiraf etmek zorunda kalıyor. Doğru. Durumu. Hı-hı. İtiraf ettikten sonra da oradaki süreci tam olarak bilmiyoruz. Kendisi yerini tam olarak söylüyor mu? Yoksa birebir yakın, jandarma arama kurtarma timinin bireysel olarak tamamen tesadüfi bulunması mı? Bu konuyla alakalı net bir bilgimiz yok. Ama iddiaya göre Nevzat bir şekilde bu durumu yakalandıktan sonra yeri itiraf ediyor aslında. Yani böyle bir iddia var. Bu arada dolayısıyla olay günü, yani Nari'nin bulunduğu gün. Evet söyle. Bulunduğu gün 8.45'te aslında jandarmanın buraya bilinçli bir şekilde, yani nerede olduğunu, Nari'nin yerinin nerede olduğunu bilerek geldiklerine dair bir iddia da var. Şimdi farklı farklı iddialar var, farklı farklı senaryolar var. Senaryolardan bir tanesi de şu, işte yani iddiaya göre işte o sırada davetiye dağıtmak için babanın da özellikle gönderildiği, bunun üzerine de işte cinayetin aslında Nari'nin o işte görmemesi gereken ya da o nahoş yani bazı şeylere tanıklık ediyor Narin. Bir iki gün öncesinde tanıklık ediyor. Cinayet öncesinde planlanıyor. Baba gittikten sonra da çocuk okuldan geldikten sonra da iddiaya göre öldürülüyor. Fakat şimdi benim aldığım hafta sonu haber kaynaklarımla yaptığım görüşmeye göre ani gelişen bir olay. Narin 15.15'te eve geldikten sonra aniden bir olaya tanıklık ediyor. Arkasından da o sırada bir boğularak maalesef öldürülüyor. Farklı farklı iddialar var. Arkasından da cesedi Nevzat tarafından apar topar buraya getiriliyor. Peki bir saniye arkadaşlar, hemen bir Veysi ile bir konuşur musunuz? Arkadaşımız Veysi de ilerleyen dakikalarda bizimle birlikte olacak. Bize adliyedeki son gelişmeleri aktaracak. Peki sen köyde Ali Rıza Bey ile konuştun. Amca Ali Rıza Bey var ya. Ali Rıza, şimdi aile şunla suçlanıyor Abdullah. Birlikte hareket ettiler. Onlarca sayısız ihbar yaptılar patates hatlarından falan vesaire. Şimdi köyün Nari'nin cinayeti aydınlanmasın diye söz birliği yaptığını biz açık bu iddiayı gündeme getirebilirim. Sanki söz birliği yapmışlar. Benzer ifadeler var, birbirini destekleyen ifadeler var, öğretilmiş ifadeler var. Örneğin bir tane öğretilmiş ifadelerden bir tanesini de paylaşayım. O da şu. Diyor ki benim amcam Salim, maşallahın kızı bir sen bunu söylüyor. 17.40'ta gördüğümüzü söylememiz konusunda bize ısrarcı oldu diyor. Bir ağız birliği yetmişçesine bir hava var mı? Bu arada dışarı çık lütfen, çok ayakların da ıslandı senin ya. Seni de çünkü bizim için kıymetlisin. Lütfen dışarı çıkarsan. Evet.
Beni duyuyor mu arkadaşlar? Duymadı galiba. Abdullah bir dışarı çıksın mı? Köydeki Hanım, ağız birliği evet, etmiştesi bunu bir söylesin. Bir kere daha tekrar ederseniz. Ya köy sanki organize bir şekilde çalışıyor. Ben de şunu anlamıyorum. Bir tane kızın cinayetinde bir köy, koca köy niye böyle organize hareket eder ki? Yani ne var ki böyle yani Enes'le ilgili iddialar duyuyorum. Var, farklı iddia. Bütün köy neden böyle organize hareket ediyor? Hat koptu. Tamam. Bütün köyün neden organize bir şekilde hareket ettiğini soruyorum sevgili izleyiciler. Gerçekten de bütün köyün enteresan bir şekilde aynı şekilde ya bakın Enes'le ilgili abiyle ilgili şu iddiayı da ben gündeme getireyim. Enes'in ifadelerinde Enes diyor ki ben 16'ya kadar uyudum. Annesi de benzer şeyler söylüyor. Sonra arkasından babayı saat 17 gibi arıyorlar. Eve geliyor musun, gelmiyor musun diye. Enes uyuduktan sonra yani Enes ben 16'ya kadar uyudum ve hiçbir şeyi görmedim diyor. Hiçbir şeyi görmedim diyor. Annesi de Enes'in 16'ya kadar uyuduğunu, sonra da köy meydanına gittiğini ve saat 17'de 17 civarında eve geldiğini söylüyor. O zaman Enes 16'ya kadar köyde bir yerlerdeyse çocuk 15-15'te eve geliyor. Enes orada değil, orada ya 16 ya da oradaysa da uyuyor Enes. O zaman Enes'i değil de başka birini mi gördü? Ya da Enes'i böyle günah keçisi olarak onu mu öne attılar? Yani bir Enes meselesi var. Enes'in kolundaki ısırık izleri var. Evet ama Enes acaba kardeşinin öldürüldüğünü öğrenince mi kendisini böyle dişleriyle ısırdı ve sinir krizi geçirdi? Yoksa aslında Enes hoş olmayan bir tavır içinde olduğu. Şimdi burada söyleyemeyeceğim iki iddia var. İşte Salim'in oğluyla beraber Enes'in. Salim'in oğluyla beraber Enes'in o sırada bir şey yaptıkları, buna da kızımızın tanıklık ettiği, bunun üzerine Enes'in kardeşini bayılttığı ya da işte dövdüğü, yani şu iddia var sevgili izleyiciler, bunu söylerken de biraz dikkatli söylemeye çalışıyorum. Otopsi raporuyla bu ortaya çıkacak. Yani Narin bu derenin içine çuvala konulduğunda baygın halde olduğu, ve hayatta olduğu iddiası da var. Evet yani ama bu otopsi raporunu bekliyoruz. Otopsi raporuyla ortaya çıkacak. O da bazı teknik detaylar. Şimdi o detaylara girmek istemiyorum ben. Yani hayattaydı ve yaşıyordu iddiası var ya. İşte o çuvalın içine konduğunda, battaniye sarıldığında Nari'nin hayatta olduğu, baygın olduğu ve de bu çuvala bu şekilde buraya koyduğunda da neyse söylemeyeyim. Beni duyuyor mu Abdullah? Abdullah duydun mu? Bu iddialarda gündeme getiriliyor tabii. Bu otopsi raporuyla belli olacak. Yani kızımızın çuvalla buraya konulduğunda hayatta olmuş olma ihtimali baygın. Kendisinde değil daha hayatını kaybetmemiş olduğu iddiaları da var. Bunların hepsi tabii ki otopsi raporuyla ortaya çıkabilir. Ne dersin? Beni duyuyor mu arkadaşlar? Beyse. Evet. Arkadaşlar duymuyor galiba. Evet evet. Bir dışarı çıksın. Suyun dışına çıksın Abdullah. Suyun, bakın buraya işte. Kameraman arkadaşım gösterdiği yere buraya. Narin, sevgili Narin konulduğunda baygın mıydı? Hayatını tamamen kaybetmiş miydi? Bunların hepsi otopsi raporundan sonra. Yani çok büyük bir sır ki. Ya o kadar büyük bir sır ki bütün köy organize hareket ediyor. Yani ne olmuş olabilir diye şu anda bütün yani çok birkaç savcı çalışıyor. Yani gece gündüz çalıştıklarını biliyorum. Hiç uyumadık bir saat böyle adliyede bir yerde uyuduklarını sonra tekrar dosya üzerinde çalıştıklarını biliyorum. İnanılmaz özverili bir çalışma var. Ama köy organize hareket ediyor sevgili izleyiciler. O çok enteresan. Bunu da köyün organize hareket ettiğini de asılsız ihbarları oradaki köylüler yapıyor. Hepsi ağız birliği ediyor. Salim, amca Salim Birsen'in ifadesine göre, yeğenin ifadesine göre oradakileri örgütlüyor. 17.40'ta gördüğünüzü söyleyin diyor. Hatta daha da büyük iddialar var. Onları netleştirmeden iddiaları da gündeme getirmek istemiyorum. Abdullah beni duyuyor musun? Yani çok büyük bir olay olması duyuyorum lazım. Ne kadar büyük bir olay var ki? Ne var ki? Köy bunun açığa çıkmasını istemiyor köydekiler. Ne oldu da? Yani bu yavruya kıyıldılar. Arkasından böyle organize hareket ediyorlar. Alo. Evet. Ses gitti. Pardon. Bakalım duyuyor mu? Organize eden de bu arada amca biliyorsunuz. Amca Salim. Bakın burada yani arkadaşımın sesi gelmediği için
bir sıkıntı var GSM hatlarından dolayı, yoksa muhabirimiz de sevgili Abdullah Deniz öncesinde Ali Rıza Bey ile ve diğerleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Duyuyor musun Abdullah beni? Şimdi duyuyorum Didem Hanım. Tamam, organize hareket, neden organize hareket ediyorlar? Şu an duyuyorum, evet. Nasıl bir sır var Allah aşkına bu köyde ya? Nasıl bir sır var? Şimdi Didem Hanım, tam olarak nasıl bir organize durumu olduğuna dair bir tam olarak net bir kureki halinde bir bilgimiz yok. Fakat mesela şöyle açıklayabiliriz. Yani Fuat Güran'ın sorgusunda mesela ona ifadede savcılıkta soruyorlar. Hı hı. O gün trafolarda elektrik tellerine tellerle vurmak suretiyle ateş çıkarmaya çalıştın mı? O köyde o gün neden yangın çıkarmaya çalıştın? Mesela bu soru önemli bir soru. Fuat Güran'ın neden orada yangın çıkarmaya çalıştığına dair çünkü. Yani savcılık bunu soruyorsa belli ki bir duyumları ve bilgileri var demektir. Yani köydeki yangında inkar ediyor. Köydeki yangında fazla kişinin sayısı tam olarak bilmiyoruz. Köydeki yangın o çok önemli, bak onun üzerinde duralım. Köydeki yangın tesadüfen çıkmıyor o zaman. Amca Fuat bu hediyenin kocası, hediye de gözaltında ya şu anda. Adliye sevk edildi daha doğrusu. Yani o sırada özellikle yangın çıkartıp dikkati mi dağıtmaya çalışıyor? Yangın meselesi önemli. Yani şöyle iddiaya göre, yani savcılıkta sorulan soru bu. O gün neden trafodaki elektrik tellerine başka bir cisimle vurarak yangın çıkarmaya çalıştınız? Fuat Güran da bu durumu tabii inkar ediyor. Ben böyle bir şey yapmadım diyor. Ama sonuç olarak böyle bir soru soruluyor. Evet. Sorulduğuna göre de demek ki bir takım duyumlar var savcılık tarafından. Bunu gösteriyor. Şimdi bakın. Öte yandan asılsız ihbarlar ve köyün çeşitli bölgelerinde bulunan çocuk terlikleri. Yani bir şekilde sanki olayın aydınlatılmasını istenilmeyen ya da durumun geciktirilmesine çalışılmasını istenmiş bir durum var. Bilinçli bir şekilde. Yani bir şekilde ne kadar geç bulunursa o kadar delil de o kadar eksik olacak demektir bu. Yani. Şunu biliyoruz sadece. Ben bundan bunu çıkarıyorum Didem Hanım. Şunu biliyoruz. Ben şimdi bu şeyi de söyleyeyim. Şimdi yani cinayetin örtbas edilmesi için 50'den fazla sahte ihbar yapılıyor. Sevgili Abdullah'ın söylediği gibi. 19 gün boyunca aramaları geciktirip delil karartmak için birçok yol deneniyor. Hatta bu amca Fuat'ın gidip jandarmayı dinleyip, bu da tutanakla tutuluyor. Jandarmayı dinleyip nasıl çalıştıkları ile ilgili, böyle gizli gizli onları dinleyip arkasından stratejiler geliştirdiği söyleniyor. Amcanın şu anda tutuklu bulunan karısı da hediye adliye sevk edildi. Telefonların sim kartlarını çıkarıyorlar. Ve akrabalar 50'den fazla sahte ihbar yapıyorlar. Sim kartı çıkartıyorlar sevgili izleyiciler. 50'den fazla ihbar yapıyorlar. Çok sayıda ceset burada ihbarları yapılıyor. Jandarma yanıltılıyor. Bir oraya bir oraya sevk ediliyor. Aramalar sırasında çok sayıda yalan ifade var. Çok fazla çelişki var. Tavşantepe köyünün değişik yerlerine, sadece Abdullah da söyledi, değişik yerlerine bir kırmızı terlik bırakılıyor. Farklı farklı çocuk terlikleri bırakılıyor. Aramaların sekteye uğratılması için en son iki kişi de teyze çocuklarından iki kişi gözaltında. Elti de adliyede tutuklama talebiyle zannediyorum o da bir sevk edilecek. Çünkü hediye çok çok önemli bir karakter. Yani aramaların sekteye uğraması için jandarmalara yanlış şeyler, bilgiler veriliyor. Farklı farklı yerlere yönlendiriliyor. Sürekli kontrol altına alınıyor. Alınmaya çalışılıyor jandarma. Dolayısıyla Allah aşkına ya. Narin diyelim ki eve yukarı geldi. Lütfen Abdullah seninle görüşünü merak ediyorum. Bir yandan da eve kadar geldi. Enes o sırada Salim'in oğluyla beraber çok hoş olmayan, çok kötü. Şimdi benim anlatamayacağım. Yani iddianamede hepsi yer alacak. Göreceğiz ama iki olasılık var. İki olasılıktan birini yapıyor diyelim Enes. Çocuk da bunu gördü. O sırada Enes kardeşine boğazına yaptı ve kardeşini o sırada işte baygın hale getirdi ya da o sırada öldürdü. Anne geldi. İşte bu arada anneden de diş örnekleri alındı. Onlar da işte acaba kolundaki ısırıklar, oğlunun kolundaki ısırıklar anneye mi ait, o bakılıyor. O sırada çocuk bayıldı ya da o sırada hayatını kaybetti. Amca Salim devreye girdi. Yani Enes için bütün köy neden yakıldı? Ben bunu anlayamıyorum yani. Enes için bütün köy neden yakıldı sorusunun yanıtını bulmamız lazım. Yani bu çocuk neden öldürüldü? Neden öldürüldü? Ve ne zaman öldürüldü? Katil kim? Üç sorunun yanıtını bulmamız lazım.
Tek bir Enes için, Enes meselesini sen Ali Rıza Bey'e sordun mu amcaya? Amcanın şeyini hazırlar mısınız arkadaşlar bana? Bu arada onu da verelim, izleyicilerimize hatırlatalım. Sordum Didem. Sordum Didem Hanım. Tabii ki o büyük amca Ali Rıza Bey, hı hı, durumun tamamen şahsi olduğunu, yani Nevzat'ın aslında gizliden gizliye Arif'e bir öfke duyduğunu ve bu öfke sonucunda bir şekilde planlayıp zamanını bekleyip bir şekilde ona nasıl bir zarar verecekse versin bir zarar vermek amacıyla yaptığını dile getiriyor. Anladım. Yani Ali Rıza Bey'in aslında söylemeye çalıştığı tam olarak bu. Peki. Yani köy halkının, bizlerin böyle bir şeyi saklamaya zaten hiçbir şekilde durumu olmaz. Yani belirttiği ifadeler bunlar aslında. Ali Peki Rıza aslında ben Ali Rıza Bey'e de bu soruları kendisine yani sormak istiyorum. Bu durumu tamamen bireysel. Bireysel, evet. Evet evet, yani bunun tamamen Nevzat'ın bir öfke sonucu. Arif'i aslında gizliden gizliye besledi. Bir öfkenin sonucuyla yaptığını dile getiriyor. Yani katilin tam olarak dediği bu. Katilin Nevzat olduğunu söylüyorlar. İyi güzel de o zaman Nevzat'la Salim, yani HTS analizlerine Nevzat göre olduğunu söylüyorlar. Biliyorum. Nevzat olduğuna eminler. Ama ben de o zaman bütün köye şunu söyleyeyim, bir bilgiyle söyleyeyim. HTS kayıtlarına göre sevgili izleyiciler, HTS'de resmi bir şey, net bir şey, dijital bir şey. HTS kayıtlarının analizlerine göre saat 15.21. Madem böyle Nevzat katil diyelim. 15.21, 15.46'da katilin yanında amcanın ne işi var? İkisi yan yana. Nevzat'la Salim yan yana. HTS kayıtlarına göre. Bu amcaya soruluyor. Amca ısrarla şunu söylüyor. HTS kayıtlarını da yalanlıyor. Olay günü görüşmedim. HTS'niz yanlış diyor. HTS yanlışmış. Yani Salim Bey'in dediklerine devlet itibar edecek. Kardeşim HTS diyor. HTS. 15.21, 15.46. Nevzat'la amca Salim o zaman neden yan yana? Ben de Ali Rıza Bey'e bunu karşıma gelse sormak isterdim ama bizim karşımıza çıktı. Bakın ceset bulunmadan bir gün önce zannediyorum. Bakın bize ne söyledi? Ekranlara bir getirelim. Ali Rıza Bey neler söyledi? Buyurun. Neden gözaltına alındı Enes? Enes bir şey mi görmüş? Enes. O çocuk böyle sinirli. Hı hı. Benim yeğenim onun yanında. Bu çocuğu bulunmayınca telefonunu böyle yere çaktı. Hı hı. Ve kolunu uzattı. Eskiden beri böyle kolunu dişliyor. O çocuğun öyle bir sinir şeyi vardır. O konuda bizim zaten bir şüphemiz yoktu. Şu anda İstanbul Havaalanı'nda yakında eve gelecekti. Şimdi İstanbul'a getiriliyor. Getirildiği sıralarda Ali Rıza Bey de canlı yayınımıza katıldı. Sevgili Abdullah diğer canlı yayın noktasına geçsin. Lütfen teşekkür ediyorum Abdullah Deniz'e. Ali Rıza Bey ile konuştu. Yayını da almak istedik. Aslında Ali Rıza Bey de yayına çok sıcak bakıyor. Yine birileri tarafından da Ali Rıza Bey yayına çıkmaması ile ilgili olarak engelleniyor. Şimdi engelleyenlerin isimleri de bizde var. Kimler de var. Şimdi Ali Rıza Bey'e ben sadece soru soracağım ya Ali Rıza Bey'cim yani size. Siz daha öncesinde çocuğun cesedi, çocuk kaybolunca sinirden kolunu ısırdığını söylüyorsunuz. Ama bununla ilgili farklı iddialar var. Bunların hepsini aslında ben kendisine sormak isterim. Mesela Nevzat eğer katilse, katilin yanında Salim Bey'in, amca Salim'in ne işi var? Yeğenini öldürdüğü söylenen Nevzat'ın yanında Salim'in ne işi var mesela? HTS kayıtları yalan olabilir mi, değil mi? Ya gerçekten inanılır gibi değil. Bu arada ilerleyen dakikalarda Nevzat'ın evinin oradan ve daha sonra başka yerlerden yine köyden canlı yayınlarımız olacak. Hediye, Elti Hediye, Fuat'ın karısı Hediye de şu anda adliyede neler anlattığı inanılmaz önemli. Acayip önemli çünkü o eve 2-3 defa giriyor. Bu arada Salim, amca Salim, yengesi Hediye ile saat 13.15'te bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. O eve girip çıkan Hediye ile. Fakat Salim diyor ki ben görüşmedim. Benim çocuklarım yengesiyle görüştü. Ben yengelerimi asla telefonda aramam. Niye aramazsın? Ararsın ya, ne olacak? İnsan yengesini aramaz mı? Ama asla ben yengelerimi aramam diyor. Vallahi bu da bence çok ilginç ve manidar. Niye aramasın? Yengen yani bir şey sorabilirsin. Ama o görüşmeyi ben yapmadım. Hediye ile saat 13.15'teki görüşmeyi benim çocuklarım yaptı diyor. Yani çocukları niye görüşsün yengesiyle? O sırada senin yanındalar, alışverişe gitmişsiniz. Yani gerçekten inanılır gibi değil ya. Şimdi araştırmaya devam edeceğiz. Yayın içerisinde köye gideceğiz. Arkadaşım diğer yere geçince hemen kendisine bağlanacağız. Şimdi biz Ramazan Bey'in ve Ayşe Hanım'ın kızı Hatice Nur'u arıyoruz.
Şimdi Ayşe evine Ahmet'i sokuyor, güveniyor ona. Sonra da iki çocuk, 11 çocuklu, iki eşli, sözde eşli, kızını kaçırıp götürüyor. Tarla gezdiriyor. Aile de bilmiyoruz diyor. Valla biz de aileye inanmıyoruz ama hala birazdan canlı yayında olacak. Acayip bir iddiada bulunacak. Bakalım Ayşe Hanım ne diyecek, çok merak ediyorum. Ama hatırlatması gelsin lütfen. Öldürdüğünden şüpheleniyorum. Burada suçlu sensin. Başka kimse suçlu değil. Ümmü şimdi canlı yayında. Ümmücüm, duyuyor musun beni? Duyuyorum abla. Biz okuldan çıktık, eve geliyorduk. Hatice böyle bir telaşlıydı. Hatice ne oluyor diyorum. Ümmü ya biraz yavaş yürüyelim. Arkadaşlarımla eve gidiyoruz. Ne oluyor Hatice diyorum. Ümmü ne oluyor, yavaş yürüyek diyor. Tamam. Herhalde o bizim arkamızda mıydı? Ben mi görmedim bilmiyorum. Takip ediyordu. Hatice biraz korkuyordu ondan. Ha, korkuyordu. Çünkü onları gördüm. Hatice başka bir odaya gidiyordu. E madem Hatice ondan korkuyorsa senin annen o adamlığı niye eve davet ediyordu Ahmet'i? Hatice anneme hiç korktuğunu söylemedi. Hatice o korkuyordu, bana söylüyordu. Bana anlatıyordu. Anlatırsa bana söylerdi. Hatice o adamdan korkuyor. İnsan annesine söylemez mi? Anneye söylemedin, babaya niye söylemedin kızım? Abla dedi ki anneniz babana atıldı karım dedi. Allah Allah. Onlar yani... benim haberim yok. İdem abla, inan ki haberim yok kız. İdem abla, onlar bizi suçluyor. Annemi suçluyor. Çünkü niye biliyor musun? Suçlarını yapacak dedi. Anneme yapacaklar. Ya Ayşe Hanımcığım. Ayşe Hanımcığım. Söyle, vallahi ya, söyle. Bak kızlar korkuyor. Kız gelince adamın yanından saklanıyor, diğer odaya gidiyor. Tamam mı? Ve o adam senin evine girmeye çıkmaya devam ediyor. Sen de hiçbir şeyin farkında abla, değilsin ya. Abla biz inan şey etmedim. Evet, cuma günleri kardeşi bağlanıp bunu söylemiş, ikizi bağlanıp bunu söylemişti. Ama öncesinde de karı koca birbirlerini suçlamışlardı. Sen hala şimdi, sorumlunun eşin Ayşe olduğunu mu düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. Ümmü Naz'la ben konuştum hafta sonu. Evet, kızınla. Ümmü Naz bana diyor ki, baba diyor, biz bu adamdan diyor, buradan takip ediyorsa öbür sokaktan kaçıyordu. Korkuyormuş yani. Ha, korkuyorlarmış ya. Ümmü Naz'la Hatice'yi sokakta yakalamış, ara sokakta. Hatice'yi depikle dövmüş. Ha, dövmüş. Çocuğun buraları simsiyah olmuş. Allah Allah. Depikle dövmüş. Ümmü'nün de boynuna şuraya. Depikle demek ayakla vuruyor şuralarına, göğsüne depikle vuruyor. Yani öyle kadar tekme atabilmesi için yere yatırması lazım bir kızı. Saniye. O sana tam detaylı bir şekilde anlatayım. Depikle dövüyor, Ümmü'ye de yumruk vuruyor. Ondan sonra çocuklar arabaya bindiriyor. Niye dövüyor peki çocukları? Dayımgil'in sokağının arkasına indiriyor. Arkasına indirdikten sonra çocukları dövüyor ya, bunun haberi var. Bir saniye. Haberi yok, var. Bir dakika dur, yalan söyleme. Ya? Neyi yalan söyleyin bir ya? Bir dakika. Beni arıyor diyor ki, ben çocukları ablangile gönderiyorum. Çocuklar hafta sonu orada kalsın diyor. Benim kız kardeşimin Emine, Hatice'yi banyoya götürüyorlar. Hatice'nin buralarının siyah olduğunu görüşün. Hatice diyor, ne oldu? Annem dövdü diyor. Allah. Ve Ümmü de bunu bağlanırsa söyleyecek zaten Ümmü. Bağlanacak. Emine Hanım bağlanacak. Bu şekilde dayak yiyor. Adam bunu işkence yapıyor. Biliyor her mu? Gün. İşkence yapıyor o her gün. O çocuğu görmedi mi şimdi buralarını? Evet ya. Görmedim ablam. Neyi dövmüş? Kim dövmüş? Ben mi dövmüşüm? Ahmet dövüyor çocuğu diyorum. Ben burada seni dövdüğümü söylemiyorum. Ahmet dövüyor senin kızından. Baba dedi ki harama gidek dedi. Ben dedim babandan izin alın dedim. Öyle gidin dedim. Cuma günü tatilde karnını aracaklarında. Ben babalarını arattım. Ramazan dedim. Çocuklar baba harasına gidiyor. Ya senin kızını yere yat. Boş ver onları da. Senin kızını yere yatırıyor. Ayaklarıyla kızına vuruyor. İnan ki haberim yok. Gidem abla, haberim yok. Bana demediler. Nasıl demediler? Demediler. Polise gitmiş. Polise gidiyor. Polise gidiyorlar. Ayşe bilmiyorum diyor. Bilmiyorum diyor Ayşe de. İnan ki bilmiyorum. Gidem abla. Çocuk damda konuşurken bu adamdan yakalamış. Adam artık çocuğu tehdit mi ediyordu? Ne diyordu? Nasıl konuşurken? Ahmet'le. Çocukla konuşurken adamla bu yakalamış. Ondan sonra Ümmü adamın aldığı eşyaları sobaya atmış, yakmış. Aynı odadalar. Nasıl görmüyorsun? Ya nasıl görmüyorsun? Bunların hepsi oluyor. Sen nasıl görmüyorsun? Bir sor ona ya. Soruyorum, nasıl görmüyorsun? Ramazan o bana dedi ki dedim bunlar size kim Ümmü aldı? Ya dedi bana dedim, baba dedi. Anne senin verdiğin hakkını aldık dediler. Annem de gördü dedi, sobaya attım yaktım dedi. Hatice'yi dedi adam tehdit ettiği için Hatice sobadan geri çıkartmış dedi. Bir yere koymuş ya dedi. Ya aynı evde yaşamıyor musun Ayşe'cim ya? Allah Allah. Ne Allah? Bunları hepsini çocuk bana anlatıyor. Ümmü bağlandığında da siz sorun. Ya Allah aşkına bak hala şimdi canlı yani yayında. Saklamış, tamam halası da konuşsun abla, halası da konuşsun. Ya halanın bildiğini sen nasıl bilmiyorsun Ayşe Hanımcığım? Emine Hanım'ı bir göreyim ben lütfen. Emine Hanım'ı göreyim. Emine Hanım. Elif bacımın ismi. Elif mi Emine mi? Efendim. Elif yeğenimin ismi. Efendim. Ha,
Emine Hanım değil mi? Hayır, Elif bacım bu. Ha, Elif, ha, tamam, özür dilerim. Allah'ım ya. Elif Hanım. Efendim. Elif Hanım, sen nasıl gördün Hatice'yi? Şu anda Ahmet'in kaçırdığı Hatice'yi. Ben görmedim. Benim kızım gördü. O anlattı bana. Ben bilmiyorum. Ne anlattı kızım? O dedi kızım? Anne, vücudu mor dedi. Ha, nerede görmüş çocuğun bu kızın vücudunu? Banyo yaptırmışlar. İkisi banyoya girdiğinde. Yani Emine ile Hatice beraber banyoya giriyorlar. Evet. Doğru mu? İki kuzen. O sırada nereleri mormuş peki Hatice'nin? Nereleri mor? Göğüsleri. Boynu, göğsü, kolu. Boğazını kolu mosturdun anne diyor. Sanki boğazı sıkılmış gibi miydi? Öyle mi diyor? Yok. İmanın kolu, kolları mordun anne diyor. İmanları mordun diyor. Peki kim o? Kızı mı konuşuyor? Emine mi konuşuyor? Evet, Emine konuşuyor. Emine kaç yaşında? Aynı yaşta. 15. Tamam, şimdi onu yayına alamam ben de. Sizin imza vermeniz lazım bana. Ama onu görmeden, yani bir yüzünü göstermeden sırtı dönük gelebilir mi lütfen? Bir onu ayarlayalım. Evet, alalım. Alalım arkadaşlar. Tamam. Alın lütfen ekrandan. Emine'yi ayarlayın bana. Tamam. Alın ekranı. Ekranı alın. Ya gözünü seveyim ya. Yani kuzey, ya İdem abla, senin... görmedim. Sadece şurasında bir cızık vardı, şurasında. Ha, şimdi bu cızık bak, vardı. Ben yalan söylemeyeyim. Burasında bu yüzü şöyle bir yakaydı. Hatice, mora ne oldu annem dedim. Anne dedi, kapıya vurdum dedi kendi bana. İnan ki aynı bunu dedi bana. Bura ne oldu kızım dedim. Kapıya vurdum anne dedi. Böyle cızık vardı. Ya senin kızını tehdit ediyor. Çocuklar bir çocuğu, dakika ceza cızığı gördün. Çocuğu niye Adana'ya gönderdin? Onu de bana hadi. Kendileri gideceğim dedi. Ben de dedim bu babadan izin ya, alın bu, gidin dedim. Çocukların başına gel dedi bana. Ben de dedim ki bir şey varsa söyle. Geleyim. Ben o önceydi Didem abla. Önceydi ya? Önce. Ben bakmak istemiyorum abla. Bu çocuk bunun yüzünden bu duruma düştü ya. Didem abla, ben önce bunu aradım. Bu bir kere ben bu Ahmet'ine konuşana yakaladım telefonda. Sen bu adamı ne aradın kızım dedim. Ana, ben aramadım, o bizi aradı dedi. İş dedi. Ne aradın sen dedim. Benim adamım, senin bir işin mi var dedim. Yok anne dedi. Vallahi inan yok dedi. Sen bana güvenmin dedi. Telefonu eline aldım. Sen benim kızımı ne aradın dedim Ahmet'e. Abla dedi, o nasıl laf dedi. Ben iş diye aradım dedi. Benden bir şey mi şüpheleniyorsun dedi. Aynı böyle. Ha. He, telefonu kapattı. Ondan sonra bu akşam oldum, ben işten geliyorum, saat 5 oluyor. Bunlar okuldan gelmiyorlar. Ben eve geleyim. Annem, neye geç geldiniz? Anne okulda simit, anne bir yere oturduk, arkadaşlarla oturduk diyor. Ya özür dilerim, bir sürü olay olmuş, sen bu adamı eve kabul etmeye devam etmişsin. Etmedim abla, ondan sonra etmedim. Bu olaydan sonra geldi mi evinize? Gelmedi, ondan sonra gelmedi. Gitmedi adamın işe. Adamın arası her gün olay duyulur diye her gün bizim evde. Daha o zaman her gün geliyor adamla ya. Neyi anlaştım abla, ben neyi anlaştım? Ya ben kız, neyi anlaştım kızın ya? Kızın senin dayak yiyor, adam dövüyor, haberin yok. Haberim yok abla, bana bir şey demediler. Zaten cızık gördüm şurasında. Annem o ne dedim? Anne kapıya vurdum okulda dedi bana. Ne çizdi ya abla ya? Çocuğun Allah şurası. Allah Ramazan, ne diyeyim sana Ramazan? Vura vura adam simsiyah etmiş çocuğun burası. Simsiyah yapmış ya. Neresi simsiyah yapmış ya? Neresi? Bağlı, buyur. Nerede konuşsun halası, konuşsun halası. Ne yalan söylüyorlar diyor, lan? Simsiyahtı diyor. Arkadaşlar Elif'i ayakladı. Emine'yi ayarladınız mı? Boynunda varmış. Bağzını sıkmış çocuğun. Ümmü'nün yumzu vuruşum, ümzü diyor. Bayılacaktım baba diyor. Bana demediler Didem abla, demediler bana. İnan ki demediler. Ya niye inan. Söylemez insan annesi vallahi dayak yediğini? Vallahi demediler bana ya. Anne gözük ne dedi, kapıya vurdu ya, dedi bana. Ayşe Allah aşkına. Allah senin Allah, bu kadar bir adamın bir sürü, ben vallahi yaparım, yok ya. Nasıl yok ya? Nasıl olmaz? Peki niye yok yani? Niye yok, niye yok? Bir kere yakaladım telefonu, dedim abla telefonda 12'de konuşuyor. Sen kiminle konuşuyorsun kızım diye, babamla konuşuyorum anne diyor bana. 12'de babamla konuşuyor. Bana, ha. Arasaydın babasını, seninle mi konuşuyor bu çocuk diye. Niye aramadım aramıyorsun? Ben de babamla konuşuyor deyince. Ya bir şey söyleyeceğim, sen bir yerde dayak yesen, senin burana vursa, buranı mosmor yapsa, sen annene söylemez misin? Söylerim ben anneme. Sana niye söylemiyor çocuklar? Bana vallahi söylemediler abla. Ben inanmıyorum. Söylemediler ya. Bak inanmıyorum. Burada cızık gördüm. Annem o ne dedi? Kapıya vurdum okulda dedi. Ben gelirsem... Ben gelirsem bu adama zarar ver. Ya ben adama zarar vereyim. Niye benim zarar vereceksin zarar canım? Ya. Bak çocuk, bak 9 aydır kayıp sevgili izleyiciler. Hatice 9 aydır kayıp, kaçırıldığını 15 yaşında. 15'ine girik bile değil. Özür dilerim Ayşe, ama sen içeride şey, horul horul uyurken adam geliyor. Kapıyı kim açtı buna? Vallahi abarım yok abla, kapımız pek kilitlemiyor ki biz. Ya kız korkuyor bak. Nasıl kilitlemiyorsun ya? Yazın pek kilitlemiyor ama ya, yazın açık yatıyor kapımızı nasıl, biz. Ya adam senin kızını silahla tehdit ediyor. Ondan senin kızını dövmüş. Bir şekilde... Gözünden havarım yok. Ya İnan ki senin kızın, yok, bak senin kızların bu adamdan korkuyorlar. Sen kapı açık nasıl yatarsın?
Abla ben şüphe almadım. Ya bırak gözünü seveyim ya. İnanmıyorum ben sana Allah ya. Ya saklamış bir şey olmaz demiş. Ne güne saklamış. Kaldın da kızın yok. Senin kızını arıyor. Abla biliyorum mısın? Kızım yok. Benim de evladım yok. Benim evladım değil mi ya? Ya senin de evladın da bir şeyleri görmemişsin. Niye görmezlikten gelmişsin? Nasıl Ayşe? Görmezlikten geldim? Abla ben süre adama verdim mi ben kızımı ya? Ya kapıyı ben adama mı verdim kızımı kapıyı ya? Kapıyı neden kitlemedin? Ya? Kapıyı neden kitlemedin? Adamla sen anlaştın gel kızı kaçırma dedin. Allah'ım yok abla o nasıl laf ya? O benim vallahi evladım ben... değil mi ya? Kapıyı neden kitlemedin? Kapıyı neden kitlemedin? Kapıyı kitlesem de o Emran tuvalete gidiyor. Münazlı abiye gidiyor. Ben... Tuvalet dışarıda mı? Tuvaletimiz dışarıda abla kız. İnan ki dışarıda tuvaletimiz kız. Önü açık balkon ya. Balkon açık ama sonuçta ya bu adam böyle elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Senin abla kızın... tekleme gelmedi bizim evimize hiç gelmedi. İnan ya ki kızını gelmedi, kaçırdığı kız. Günden bahsediyorum. Kaçırdığından haberim yine haberim yok. Abla ben ya, yatmış uyumuşum abla. Ya kızın bak bir şey söyleyeceğim. Geldi ya kız. Sen içeride yat uykun ağır mı senin? İçeri adam giriyor. Senin kızın ondan korkuyor. Tamam mı canım benim? Sen o sırada özür dilerim. Adam içeri girdiğinde haberimiz yok. Bilmiyorum gülmüyorum. Ya senin kızın çığlık atmadı. Mı? Yok ben ses yardım duymadım istemedi hiç. Mi? Vallahi ses duymadım. Yardım istemedi mi senin kızın? Yok bende bir ses gelmedi. Uyandırdım yine ses gelmedi. Adam seni silahla mı tehdit etti? Ne oldu ya? Allah'ım tehdit ya etti seni adam. Adam sana silah mı çekti? Yok bana kimse silah çekmedi. Çekmediyse senin kızını senin elinden koynundan alıp nasıl götürdü abla, ya? Abla ben koynundan neden aldım? Haberim yok gittiğinden haberim dur, bak, yok. Emine kuzeni Emine bak nasıl görmüş. Söylesinler abla söylesinler. Tamam, yalan söylemesinler ya. Emine sen nasıl tamam, gördün? Emine'yi bir konuşalım. Emineciğim bir anlatır mısın? Abla. Gün... Söyle canım. Ben şimdi nasıl gördüm? Hatice ve Ümmü bizim evimize yanımıza kalmaya gelmişti. Tamam canım. Ümmü bunu bana sonradan anlat. Ben Hatice'yi nasıl gördüğümü anlatayım. Bize kalmaya geldiklerinde annem hastaydı o zaman. Eli ağrıyordu. Yemek yapacaktık biz de. Hatice dedi ki hala ben yaparım dedi. Sana yardım edeyim dedi. Evet. Biz de tamam dedik. Hatice yaptı. Hatice yorulunca annem dedi Hatice terledi. Banyoya girsin. Banyoya girdi işte dedim yardım edeyim mi sırtını falan şey yaparım dedim. Hatice başta yok dedi. Ondan sonra tamam dedi. Yanına girdim. Yanına girdiğimde göğsünün üzerinde hafif morluklar var. Ama kimlikleme falan değil asla. Ondan evet. Sonra bir de sağ kolunda ya da sol kolunda tam hatırlamıyorum kolunu. Sanki birisi böyle sıkmış gibi, böyle cimcirmiş gibi bir morluk izi vardı. Ümmünaz'ın da boynunda iz vardı. Allah Allah. Bayağı peki bunları annesi bilmiyor muymuş Emineciğim? Abla Ümminaz'ın boynundaki iz belli değildi. Hatice'ye ben göğsündeki izi sorduğumda annem yaptı demişti. Ondan sonra ben dedim tamam annesi dedim ama yengemi yapacağımı hiç düşünmüyordum ben. Çünkü cimcikleme izi değildi yani bundan emindim. Dayak yemiş gibi miydi kız? Hayır hayır hayır. Kızım dedim anne okulda kapıya vurdum dedi karnı aldığı gün. Abla ya. Ben İnan ki ama ben kızıştım. Kızım siz ne öyle bak saat 9'da gittiler karnını almaya okula öğretmeni aradım. Abla çocuklar gelmedi dedi 11'de. Kızım geri aradım öğretmeni. Abla geldiler dedi gelmediler dedi. Çocuklar dedi orayı sorun ya. Tamam. Söylesin Ramazan söylesin yalan söyleyecekler söylesinler. Ya yalan ben söylemiyor doğru korkum yok. Tamam dur ya Ümmü o dayak sırasında Ümmü şimdi kızın gelmiş kızın canlı yayında olacak. Tamam abla bağlansın Emine, abla. Emineciğim teşekkür ederim sağ ol tatlım bir tanem sağ olasın. Bir bana lütfen kuzeni ikizini hazırlar mısınız? Emine'ye teşekkür ediyoruz. Kuzeni şuraları mor bir şekilde görmüş. Annem yaptı demiş. Çok da inandırıcı gelmemiş. Dayak yediği sırada kuzeni Ümmü de yanında mıymış? Ümmü berabermiş. İkisini beraber dövmüş çocuğu. İkisi Ümmü'yü de dövmüş. Ümmü'yü de dövmüş. Allah Allah. Şimdi Ümmü canlı yayında olacak. Ahmet yani Hatice Nur'u kaçıran Ahmet. Ümmü susmaz. Ümmü dayağı yedi mi eve gelir buna bağırır Ümmü. Bağırır mı? Bağırır buna. Allah Allah. Buna bağırır Ümmü der ki adam bizi dövüyor sen adam eve getiriyorsun der. Buna der Ümmü dayanmaz. Der mi? Yemedi abla kız. İnan der Ümmü abla Ramazan, der. Ben kızımı bilmiyorum mu ya? Yalan söyleme Ramazan'la. Bak Ümmü bağlansın Ümmü'ye ben bir söz veririm. Herkes bağlansın söyleyecek. Abla bağlansın kız. Tamam hazır mı arkadaşlar? Sanki benim evlatım değil sadece Ramazan'ın evlatı ya. Sen babacığım o zaman neredeydin o zaman Ramazan? Sen ya Ramazan bir sus ya. Neredeydin? Bir sus ya. Ramazan eve bir ay gel dedim. Bir ay gel dedim sana. Adam eve, çocuğunu sıkıştırıyor. Bizi sıkıştırıyor diye. Bir ay gel çocuklar eve gelme dedim. Bir ay gel dedim. Ben çalışıyordum Şantiyadayım. Geç geliyorlar. Nereden haberim olacak benim? Bir ay gel dedim ben. Yavladım aradım telefonda aradım. O zaman söyle kocana söyle. Dedim sana ben ağlamadım telefonda. Eve gel dedin geldim. Beş gün kaldım abla. Eve bir ay gel çocuklar hakkından gelemiyorum Ramazan dedim. Bana hiç kimse bir şey demedi. Gel dedin gelmedi mi? Gelmedi abla vallahi gelmedi. Yalan söyleme kaldım 5 gün. Kalmadı abla. Ağlıyor ağlıyor dedim Ramazan eve gel çocuklara dayanamıyorum dedim beş geç geliyorlar. 5 gün kaldım 5 gün geldim 5 gün kaldım ben eve. Ama
karın yüzü. Yalan söylüyor abla. Abla hiçbir sorunlu kalmadı. Ağlayan dedim, telefonu açtım. Evde işe gitmedim, ağlayan. Önüne kadar ağladım. Ya ne zaman bu aradın? Yalanı nereden buluyorsun? Şantiyadan 5 gün geldim, gelme, evde kaldım. Ramazan eve gel, bir ay kal dedim çocuklar yanına, bir ay kal dedim, kalmadı. Kalmadın mı 5 gün kaldın? Sizinle işim yok dedi bana, sizin işim yok dedi. Söylüyorum. Ben Ümrün telefonu ver. Soracağız şimdi. Telefonu ver. Merve neredesin? Merve neredesin? Bu Ramazan. Telefon neden? Neyse al bakalım. Şimdi kim arıyor? Yine de biri arıyor. Belki kızındır ya. Belki bakayım. Bak abla benim kızım. Alo merhabalar. Kimsiniz? Kimsiniz? Tamam. Sonra amcacığım. Ben de kız aradı zannettim. Hadi görüşürüz. Bütün akrabalar seni yayında arıyorlar maşallah. Ya bütün suçlu şimdi Ramazan mı evi bıraktı gitti? Ben ona tut bulmayayım abla. Olmaz. Ya adam evi alan sensin. Yok. Adam evi alan sen. Evet pişmanım abla, pişmanım. Allah bir Allah saniye ya. Şimdi gelmedin diyor. Ümmü'yü bağlanıp ben soracağım. Tamam. Ümmü hazır mı arkadaşlar? Ümmü biraz daha hazır olacak. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Söyle abla. Ya o evde sen o kızlarla berabersin ve diyorsun ki benim ruhum duymadı. Vallahi uyanmadım abla, uyanmadım. İnan ki yorgun. Baksana akıllı bir kadınsın, gözü açık bir kadınsın. Ben gözüm açık, bilmedim abla, ona nasıl güvendim. Nasıl bilmiyorsun ya? İnan ki bana bacım dedi, bilmedim abla, bilmedim. Vallahi bilmedim. İki tane karısı sözde karısı olur, 11 tane çocuğu olan adam sana bacım dese ne olur? Ben ona inanmadım, güvenmedim, güvendim Allah abla. Ben arıyorum, uyarıyorum diyorum ki, o adam düzgün bir adam değil, görüşmen. Bana diyor ki, sen ne kim? Bileyim. Yani bak, bilmedim. Diyorsun ki ben çarşıyı da biliyorum, onu da biliyorum, onu ben kaçırdım. Ramazan'ı sen kaçırmışsın. Ya Ramazan'ı kaçıracak kadar... Bir sefer burada onun muhabbeti mi yapılacak? Ben çok çocuğum arayacağım. Hayır, ben Ramazan'la işim yok. Şu anlamda abla, söylüyorum. Yok, yok. Benim muhabbetim kimin kimi kaçırdı Ramazan, değil. Ben Ramazan'la işim yok. Benim ayrıyım ondan, ya işim Ayşe, yok. Ya Ayşe, gözü açık bir kadınsın. Akıllı bir kadınsın. Anlatabiliyor muyum? Senin evine adam giriyor çıkıyor, kızın ondan korkuyor, dayak yiyor. Senin evinden... Dedi bana demedi abla. Bana tadı dedi ki anne ya bana güvenmiyor musunuz? Mu dedi. Sevgili bana izleyiciler mu dedi. Çok merak ediyorum. Ayşe Hanım'a inanıyor musunuz? Vallahi ben söyle, inanmıyorum. İnansın, inanıyorsa inansın abla. Ben yalan söylemeyeyim. Kur'an el basayım yalan söylemeyeyim ya. Ya senin kızın 9 aydır yok. Tamam abla 9 aydır yok. Benim de anam, benim de evlatım abla. Ben inan ki benim babam yok gittiğinden yok. Nasıl yok ya? İnan ki yok. Bir kere yakaladım telefonda. Bir kere yakaladıysan eğer. Ya bir defa yakaladıysan orada kız kendi rızasıyla mı konuşuyor? Onu bilmiyorum işte. Telefonda konuşacağını yakaladım. Yakaladın ne dedi? Nasıl yakaladın? Nerede yakaladın? Telefonu elinden çekti. Kimine konuşuyor dedi. Telefonu elinden çarptım adamın sesi. Benim kızımı ne aradın dedim. Abla iş diye aradım dedi. Kaçtı saat? Saat 11.30 bilendi. Evet tamam 11.30-12'ydi. Sen o zaman bizim ne yapayım da araya dedim. Hani böyle. Ya, o saatte iş sen için... Sen ne arayın bütün ben... Ayşe hadi. Motora bağlayıp konuşma. O saatte iş için aranır mı çocuk aranmaz ya? Aranmaz. Seni kızın işe götürdü mü hiç? Ben bir ay beraber gittik hepimiz gittik. Tamam diye senin annesini niye aramıyor? 15 yaşındaki çocuğu arıyor. Telefonu onda oynuyordu. Telefonu o bak onlar bakıyordu ya, telefona. Ya senin kızını gece saat adam arıyor 55 yaşındaki adam. 11 tane çocuğu var. 2 tane sözde eşi var. Tamam mı kardeşim? Tamam abla sen bilmiyorum de, işte bilmedim abla. Nasıl iş için aradım diyor. Niye sormuyorsun yok peki? Benim, inan ki ne işi işle ne işi ne işiymiş? Ne işiymiş? Ne işi? Sabah işe gidecek dedi. Tamam sabah işe gideceksin. Iş ne işi? Ne? Bana ne verir çocuk telefonu? Ne işi? Fıstık içinden ot çekiyor. Sen 15 yaşındaki kızın senin bilgin olmadan sen inandın mı bunu adamın dediğine? İnandın mı? İşte bilemedim abla. Vallahi bilemedim. İnanmamışsın. Bak anladım tekliyorsun. İnanmamışsın. Arkadaşlar bir grafik hazırlar mısınız Instagram'a? Ayşe Hanım doğru mu söylüyor, bir şey mi saklıyor? Sorar mıyız lütfen sevgili izleyicilerimize? Sorun abla, sorun. Saklamıyorum ben, saklamıyorum. Ayarlar mısın onu lütfen? Sen bir şey saklıyorsun. Bak bize her şeyi söyle. Sakladığın bir şey var Ayşe. Bak kendi tırnaklarınla, emeklerinle ayakta durmuşsun, bunu anlıyorum. Ama bize her şeyi anlat ki biz senin kızına ulaşalım, anlatmıyorsun. Seni suçlamıyoruz. Bize her şeyi anlat. Bir dakika. Hayır bir dakika. Tamam. Bize her şeyi anlatmadığın için sana kızıyoruz. Bak ne olur her şeyi anlat. Ne olur her şeyi anlat. Bak ben görüyorum sen bir şey saklıyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Karışma, karışma Ramazan. Karışma söylesin lütfen abla. Bak şu anda bence bir söyleyeceğim. Bir şey demeyeceğim, söylesin kurban olayım söylesin. Çıkarayım mı onu dışarı? Biliyorsa söylesin ya. Hadi bak korkma, ondan da korkma. Biz de neye korkacak, çocuğumuzu bulalım ya. Hadi sakladığın şeyi bize söyle be. Ben neyi saklıyorum abla? Ya saklıyorsun abla. Kurban olayım ya. Vallahi bir şey saklıyorsun. Bak sen saklarsan adama ulaşmamız zor olur. Bize her şeyi anlat. Abla dedim yakaladım. Bir kere yakaladım. Geç onu.
Tamam. Geç onu, bir kere dinledik. Geç onu, geç onu. Bana sakladığın şeyi bir söyle. Bir kere der ki. Bir dakika Ramazan. Çocuk eşya Ramazan almış. Söyleyecek. Bir sabırlı ol lütfen. Ben görüyorum söyleyeceğini. Hadi bize söyle ne saklıyorsun canım. Öyle ya. Karışma sen. Neyi söyleyeceğim Ramazan? Bir şey sen karışma. Ya bildiğini söyle de çocuk bulunsun. Ben senden bir şey beklemiyorum. Korkma ondan. Benden bu korkmaya gerek yok. Benden korkmamışsın şimdiye kadar saklamışsın da. Ya bir şey söyle. Sen bir şey saklıyorsun ya. Ne saklıyorsun? Saklıyor söylesin. Vallahi bence saklıyor. Kesinlikle samimi görüşüm o. Ne saklıyorsun? Ne saklayayım Didem abla? Ya bak senin evine girip çıkıyor. Sen akıllı kadınsın. Çalışıyorsun. Emeğinle para kazanıyorsun. Ben emeğimle çağırdım Didem abla. Vallahi emeğimle çağırdım. Ramazan. Saygı duyuyorum. Ben emeğimle çocuklarıma emeğimle baktım. Benim. Vallahi saygı baktım. Duyuyorum. Bir tanem bak saygı duyuyorum. Allah yani gerçekten çok da büyük özveriyle çalışıyorsun. Bunu görüyorum ama sen bize bir şey bizden de bir şey saklıyorsun. Söyle be kurban olduğum ya. Neyi saklıyorsun? Hadi söyle bir tane. Ben bir şey saklamıyorum abla. Saklıyorsun bir saklamayayım. Tane. Saklıyorsun. Saklamıyorum. Bak bu gözler sakladığını söylüyor. Saklamıyorum. Ne saklıyorsun söylesene. İnan ki bir şey saklıyorsun. Bak kızını sen bize yardımcı ol gibi senin kızını bulalım. Hadi lütfen korkma. Çocuk hadi. Öldükten tamam, sonra söyleme lütfen. Bana. Çocuk yaşıyorken söyle bana. Gidem abla inan ki bir şey saklamıyorum. Vallahi ablamsın sen bacımsın sakladığım yok. Ben senin ablanım da. Sakladığım yok ben. Evet. Bir kere yakaladım. Bir kere yakalama dışında başka bir şey var. Evet, başka bir şey yok. Var. Bak bunu da gördüm. Onu da söyleyeceğim. Bir şey söylüyor bekleyin. Bak tamam. Resimlerini adamı iki tane resmini buldum çantasının içinde. İki tane resmini he. Buldun. Nasıl kızım resim? Dedim küçük köyle vesikalık resim. Ha. Hatice'm evet. Dedim bunu, yani. bu ne resmi dedim kızım dedim. Bu sene ne ara elin adamın resmi dedim. Tamam. Aynı böyle seslenmedi. Azarladım yine seslenmedi. Annem, kaçmadan ne kadar önce adamın resmini buldu? 15 yaşında çocuk. 15 gün önce bilen işte ablam yalan söylediğim tamam, yok. Tamam bunu söyledin. Sen he. Bak dur bekle Ümmü canlı yayında. He. Ümmü canlı yayında. Bak kızın çantasından resmi de bulmuşsun. He. Yavaş bana yavaş dedi açılıyor. Ki, yavaş yavaş açılıyor. Arabada buldum anne Ümmü dedi canım, ki onun şeyini dedi. Bir ne adama vermedi evde getirdin ya dedim ben. Bir bekleyin ben Ümmü'yle bir konuşacağım. Ben hiç yalan söylediğim yok. İkizliyle. Abla, vallahi yalan tamam, söylediğim bir tane. Yok. Bir dur bir iki dakika dur nokta koy. Ümmücüm duyuyor musun beni? Duyuyorum abla. Şimdi Ümmü, senin ikizin Hatice, ya ikiniz daha doğrusu Hatice ile ikiniz bu Ahmet'ten dayak yemişsiniz. Bayağı sizi dövmüş. Ne zaman oldu bu? Okula, o zaman okula gidiyorduk işte abla okula gidiyorduk. Tamam. Okula gidecektik. Biz de Hatice dedik ki bu sefer çarşı yoldan gitmek dedi, sürek dedi, bulamak sürek dedi. Ben dedim tamam olur dedim. Oradan gidip işte ara yollamak için huzursuz yol. Kimse yok orada, kimse ev falan yok orada. Biz oradan gidiyorduk. O da önümüzden arabasını getirdi. Hemen önümüze geçti arabasıyla. Evet. Sonra Hatice dedi ki ben bilmek istemem dedi. Git başımızın dedi artık. Ben istemem dedi. Ağladı orada. Sonra beni Hatice'ye şöyle hani yitsizdi böyle hırsız yitsiz bana. Hatice'nin arka tarafı da göğüs tarafı böyle şey oldu. Düşün de sıyırıldı. Yani Hatice'yi arabaya bindirmeye çalıştı. Arabaya siz de binmeyince istemiyorum deyince de Hatice ile ikinizi dövdü mü? Doğru mu anladım? Evet doğru ama ilk kez Hatice'yi benim de boynuma yumruk vurdu. Ha senin boynuna da yumruk vurdu. Evet. Ah peki sen bunu bir tanem sonra ne yaptınız? Demedi okulu... bana abla. Anneye demedi, söyledin demedi. Mi? Bir dakika demedi. Dur. Bir dakika sus Ayş. Anneme söylemedim abla Hatice korktuyken. Ne anneme söyledik ne babama söyledik. Kimseye söylemedik biz bunu. Peki bak baban diyor ki böyle bir şeyi mutlaka diyor annesine ben daha bunu söylemiştir. Yeni daha bak bana hiç laf yeni etmedi. Yeni mi duydu? Ben, yeni duyuyorum abla hiçbir şey laf etmedi bana. İnan ki yeni duyuyorum abla. Bir dakika dur. Ümmü Naz. Babası konuşsun. Evet. Ümmü Naz. Kızım adam adam Hatice'ye eşya almış da sobayı atmışsın yakmışsın ya. Baba ben sana demiştim bak. Hatice'ye eşya almadı. Hatice onu annem bize para verdi. Hatice kendi parasıyla aldı. Sen sobayı atıp yaktın neydi? Ben o sobayı attım. Hatice'nin değildi onlar değildi. Peki bana şunu söyle bir dakika sen bana şunu söylesene Ümmücüğüm şimdi ikizin Hatice Ahmet tarafından taciz mi ediliyordu rahatsız mı ediliyordu doğru mu anladım? Görüntü gitti arkadaş. Ama rahatsızdı günlük okulun oraya geliyordu günlük bir şey yaptınız mesela zorla arabasına bindirmek istiyordu. Peki zorla arabasına peki siz hiç annenize bunu söylemiyor muydunuz korkuyordu yani sen de korkuyordun o da korkuyordu. Evet abla bak Akki çok korkuyordu. Ha demediler İdem abla vallahi demediler. İnanmıyorlar vallahi demediler. Annemle babamı söylemedik. Peki.
Peki bu adam her gün geliyor muydu sizin evinize? Her gün değil. Mesela bir hafta gel, bir hafta iki günde, iki günde geliyordu. Ona para vermeye geliyordu. Hayır ama evinize girip çıkıyormuş, ailece geliyorlarmış, gidiyorlarmış, Hatice de saklanıyormuş ikizin. Ailece geliyorlardı. Mesela eşi, karısı, çocukları hepsi beraber geliyorlardı. Hatice ayrı odaya gidiyordu. Ben onlara şey yapıyordum, görmek yani çayını, sofrayı, yemek yediklerini falan. Eve geldiğinde Hatice'ye ayrıca ilgi gösteriyor muydu ikizine? Yok abla, biz o Hatice onları kapıdan gördü an başka odaya gidiyordu. Neden gidiyordu odaya peki? Niye görmek istemiyordu? Onu gördü mü korkuyordu. Ha, onu görünce korkuyordu. Peki annen diyor ki korktuğu evet. Bu adamın iki tane vesikalık fotoğrafını çantasında bulmuş annen. Arabada aldım dedi, düşmüş dedi. Dur. Korktuğu bir adamın vesikalık fotoğrafını niye çantasında bulundursun? Abla bak, o gün ben de varım yanında. Arabada iş arabasındaydı. Kızımdaydı. Dedi ki bunu tutun da size de. Biz onunla eve gittik. Arabadaydı ama. Biz de arabadan gördük sizi. Kızlar dedi ki bunu al bana ver dedi. Bu direkt size dursun dedi kızı. Kızı verdi. İşte abla ben ondan da şüphelendim. Ne bu resim, ne arayı kızım dedim. Elin adamının resmi sende dedim. Ana dedi arabada buldum dedi, düşmüş dedi. Peki aldım öyle mi dedi. Gerçekten? Arabada adam düşmüş. Aradım sen ben kucuklama resim mi verdin dedim. Yok dedi. O nasıl laf ya abla? Sen dedi. Şunu burada söylemeye çalışıyorsun. Kız, senin kızın mama. Sen şunu ima ediyorsun. Söyle abla. Açık açık diyorsun ki benim kızımın 15 yaşındaki kızının kendi rızasıyla Ahmet'le aralarında bir şey olduğunu söylüyorsun. İnan şüphe görmedim. Ben kızıma da şüphe inanmadım. Ama abla inanmadım. Ama senin kızın bambaşka bir şey söylüyor şu anda. Söylesin abla. Ben vallahi ya varım yok. Ya sen sanki gönlü yani 15 yaşındaki. Nasıl gönlüm var abla benim? Nasıl gönlüm var evlatımın ya? Kızın sanki gönlü varmış gibi bir hava veriyorsun. Benim kızımı. Evet. Abla inan ki abarımız yok. Nasıl olabilir? Çocuğu adam sürekli dövmüş. Silahla tehdit etmiş. Annenle bir şey soracağım. Sor Ümücüm. Abla sor. Ümücüm annenle bu Ahmet'in arası nasıldı? Annem, abla sadece para meselesi. İş ve para, başka bir şey yok. Annem de para iş. Onlar bize para gelmezdi. Para için gelirlerdi. Ya para için geliyorlardı. Evinize oturuyorlarmış. İçeri kaçıyorlarmış. Sen biraz anneni korumaya çalışıyorsun. Farkındayım ama biz senin anneni suçlamıyoruz. Sadece annem bizden bazı şeyleri saklıyor. Ben evde saklamıyorum. Bak abla, evde bu kadar çok şey olurken. Annem bilmiyor mu bunları? Annem bilmiyor mu bir tanem? Abla bunların annemin ne babamın var ne annemin var. Kimsenin haberi yok. Kimsenin. Biz kimseye söylemedik. Bu adam dedi ki anneni öldürürüm dedim. Babanı haksızlık varım. Babanı öldürürüm dedim. Bu adam... Ben inek yavarım. Polise, tam polise varmışlar. Peki siz polise niye tek başınıza gittiniz kimseye haber vermeden? Abla biz şimdi okuldaydık. Okuldan çıkışıydı. Okul çıkışıydı. Biz okul çıkışındayız. Okuldan çıktık. Ya bizim okul... O bizi orada beklermiş. Hep o orada. Hep o orada. Peki seni biz hiç... Biz oradan bu sefer... Seni aradı mı bu şey kaçtıktan sonra gittikten kaçırıldıktan sonra kardeş ikizin? Yok abla bak kaçtığından gittiğinden haberim bile yok. Haberim olsaydı ben keşke söyleseydim bir polise bir tane mesela bir abiye bir jandarmaya bir polise söyleseydim. Ben böyle olacağını bilmedim. Bu adam sonrasında bizden bu adam belki kurtulur dedim. Sonradan kurtulur bizden gider dedim. Hiç aradı mı seni aramadı mı bana onu söyle. Doğru söyle. Yok abla ben hiç aramadı beni. Tamam devam edeceğiz. Bu arada Fatma gelsin. Şükür'ün annesi Fatma. Fatma hafta sonu Isparta'ya gitti, köye gitti. Orada da çok hareketlilik yaşandı. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Fatma Erdem'i çağıralım lütfen gelsin. Şükür'ün annesi. Gel Fatmacığım. Bu hafta sonu Isparta'daydın. Evet. Bayağı bir şeyler olmuş, hepsini konuşacağız. Bu arada bir değil, iki değil, üç tane yazılı ihbar varmış. Evet. Anlaşılan o ki, o kişi ısrarcı, o yerde ısrarcı. Şükür'ün cenazesinin orada gömülü olduğunu ısrarcı ki her yere not bırakıp o notların bulunmasını istemiş. İzninizle bir ara, devam edeceğiz. Tavşantepe Köyü'ne de gideceğiz. Cinayetin işlendiği köye de gideceğiz. Bir ara verelim, devam edelim lütfen. Ne yaptılar?
var ülkesi. Söylesene Mustafa, ne yaptı ya? Neye göz yumdu ya? Tam da işin ortasında o. Olay görüntüler. İlk kez izleyeceksiniz. Her taraf pelli peşen olmuş. Çocuklarımı göreceğim 10 ay sonra. Fatma artık annem değilsin diyen oğluyla buluştu. Ozan, sen! Tahsin! Bu evde neler yaşandı? Tahsin! Fatma o tarlaya gitti. 10 yıllık sırrı esrarengiz ihbarcı mı çözecek? Yerini tam tarif etsin, yerini bulalım. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Devam ediyoruz canlı yayını sevgili izleyiciler. Bu kez de Nari'nin yengesi, yani Yüksel'in eltisi gün içerisinde, yani Nari'nin kaybolduğu saatlerde iki kez o eve giriyor çıkıyor. Saat 13.15 sıralarında da amca Salim'le bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Salim yalanlıyor. Dolayısıyla Hediye çok önemli bir karakter. O da şu anda adliyede. Hediye'nin söyleyecekleri çok çok önemli, anlattıkları çok çok önemli. Bakalım neler anlatmış, ilerleyen dakikalarda onun ifadesindeki detaylar da elimizde olacak, sizlerle paylaşacağız. Bu arada Burhan Karakuş cinayetini, Burhan'ın eşi sevgili Sevgi ve yeğeni Soner de buradalar. Yani bir aşk cinayeti yüzünden mi öldürüldü? Yani bir... En yakın arkadaşının karısı ve onun baldızıyla ilişki yaşadığı için mi öldürüldü? Yoksa onlar Burhan'dan, Sevgi'nin kocasından ev istedi ya da para istedi, bir çıkar meselesi yüzünden mi öldürüldü? Bütün bu tartışmaların odağında da yeğen Soner var. Soner'in hatırladığı çok önemli bir detay var. O da cinayete yön verebilir. Onu da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşmak istiyorum. Fatma Erdem de Isparta'daydı Fatma. Evet. Gitti. Oğlu Oğuzhan'ı da görmüş. Eve de girmiş. Ama ilk etapta içeri almamışlar annelerini. Sonra annelerini içeri almışlar. Oğullarıyla ne yaşadı, ne konuştu o evde? Çünkü aylar sonra eve girdi. Kaç ay sonra girdin Fatma? 10 ay sonra. 10 ay sonra kızının ölüme gittiği o evde. 10 ay sonra evdeydi. Ne hissetti çok merak ediyorum. Çünkü kızının babası tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Tavşantepe'de bütün köy susuyor. Burada da anne baba susuyor. Gerçi Fatma ben artık konuşuyorum diyor ama yine de bilip de söylemedikleri var mı acaba diye herkesin, sizlerin de kafası karışık biliyorum. Bir araya gidelim, hepsini konuşalım. İzninizle bir ara, sonra kesintisiz beraberiz biliyorsunuz. Ülkesi. Söylesene Mustafa, ne yaptı ya? Neye göz yumdu ya? Tam da işin ortasında o. Olay görüntüler. İlk kez izleyeceksiniz. Her taraf pelli peşen olmuş. Çocuklarımı göreceğim 10 ay sonra. Fatma artık annem değilsin diyen oğluyla buluştu. Ozan, sen! Tahsin! Bu evde neler yaşandı? Tahsin! Fatma o tarlaya gitti. 10 yıllık sırrı esrarengiz ihbarcı mı çözecek? Yerini tam tarif etsin, yerini bulalım. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet, devam ediyoruz canlı yayına. Sevgili izleyiciler, yine gözümüz kulağımız Diyarbakır'da, Bağlar'da, Tavşantepe Mahallesi'nde. Oradaki son gelişmeleri aktaralım sizlere. Ardından da Şükür Türkan'ın cinayetiyle devam edeceğiz. 15 yaşındaki kızımız biliyorsunuz annesinin iddiasına göre hamile öldürülüyor babası tarafından. Şimdi bir köye gidelim. Habertürk Diyarbakır temsilcisi sevgili Veysi İpek şu anda orada. Şimdi çok farklı senaryolar konuşuluyor Veysi. Birkaç senaryo üzerinde, farklı senaryo üzerinde çalıştıklarını biliyoruz biz. Sen de biliyorsun. Sen de çok daha fazla bilgiler var. Bizde de öyle. Her şeyi ekranda kontrollü bir şekilde veriyoruz ama şunu söyleyelim. Oradan başla lütfen, bizi aşağı kadar götür. Şimdi yenge Hediye gözaltındaydı. Tutuklu amcanın karısı Hediye. Sonra arkasından da Fuat'ın karısı. Yani Hediye gün içerisinde birkaç kez gelip gidiyor eve.
Dolayısıyla hediyenin anlatacağı, belki orada ne, ya da işte görmemesi gereken, sevgili Nari'nin görmemesi gereken şeyi hediye gördü mü? Orada acaba Enes'le anne arasında bir şeylere tanıklık etti mi? Yani hediyenin iyi tarafları düğümü çözecek gibi duruyor. Oradan başlayarak bizi bir köyde bir gezdirir misin? Bir de Nevzat'ın oraya gideceğiz. Oradaki konuşacaklarımız da önemli. Sendeyiz Veysi'cim. Evet, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 gün önce alınmıştı hediye Güran. Bu noktada o gün Enes'in eve geldiğini ve çamaşır makinesi çalışmadığı için Yüksel Güran çamaşırlarını eltisi olan Hediye Güran'ın evine götürmüştü yıkaması için. Daha sonra eve geldikten sonra Enes'le biraz sohbet ettikten sonra diğer çocuklara da telefonla oynadığını söyleyelim öncelikle. Ve bu noktada da uyuduklarını söylüyorlar ve uyuduktan sonra da uyandıklarında Hediye Güran'ın başının üstünde çamaşırları getirmiş katladığını ikisi aktardı. Hem Enes bunu söyledi. Enes uyandıktan sonra dışarı çıktığını söylemişti. Hediye'nin evi nerede? Şimdi okul burası. Aslında biraz da size onu anlatmak istiyorum. Hediye'nin evi nerede? Hediye'nin evi biraz daha karşı tarafta. Yani evi karşı tarafta, hemen söyleyeyim. Okul, Patika yol orası, askerlerin geldiği yer. Aha. Askerler de nereye gidiyor? Jandarma da nereye gidiyor? Şeye gidiyor. Hemen burada Nevzat Bahtiyar'ın evi. Bu toprak damlı ev Nevzat Bahtiyar'ın evi. Yani o patikadan tamam. Geldiğinizde bir ikiye ayrılıyor. Yolun biri Narinler'in evine gidiyor. Diğer yolda Nevzat Bahtiyar'ın evine gidiyor. Yani yaklaşık 20 metrelik bir patika yol. Görüntü kadrajından çıktıktan sonra yol ikiye ayrılıyor. Nevzat Bahtiyar'ın evini gösterdik. Narin'in evleri şu anda şurası. Eltisin evi de karşı tarafta. Yani şu anda biz ters taraftayız. Öbür tarafta olduğunu söyleyelim. Ahır burası. Ahırlar anlatılmıştı zaten, siz yayında sürekli bahsetmiştiniz. Ahır burası. İfadelerde de çokça zikredilen ahır. Enes ve arkadaşları buradaydı. Bu noktada tabii patika yol aslında okula giden patika yol orası ama asıl camiye, Kur'an kursuna kesti. Ahırın oraya gidebiliyor muyuz? Eğer gidebiliyorsak evet. Bir ahırın oraya bizi götürür müsün lütfen? Ahırın oraya. Ahırın oraya gideyim ama jandarma görevleri orada güvenlik önlemi almış durumda. Yoğun bir güvenlik önlemi var orada. Evet. Hemen onlar da tabii kendilerini diğer tarafa attılar. Ahırın olduğu nokta burası. Onlar tabii güvenlik aldıkları için hemen çekildiler jandarma görevlileri. Ahır burası. Enes ve arkadaşları neredeydi? İfadelerde Bamya Tar. İfadelerde buralarda olduğu söyleniyor. Yani tam samanların olduğu yere biraz daha gerisinde, berisinde olduğunu belirtelim. Tamam. Yer gösterme işlemi yapıldığı zaman bulunduğum yerden şuralar. Şuralar. Yani kısmen damla görülen yerlerden biri. Hindi, köpeğin parçaladığı hindi burada. Tüyleri halen duruyor. Evde zaten karşıda, ahır burada. Jandarma yoğun güvenlik önlemi almış. Başka bir patika yol daha var aslında. Burada aşağı gidebilecek. Veysi aşağı cami inmeden. İşte, kiremitlerin seni biraz yoracağım ben. İnşaatın devam ede. Yayın öncesi evet. Biliyorum, bölüyorum, çok özür dilerim ama şu Hediye'nin evi de çok uzak değil. Bir oraya da gidebilir miyiz eğer jandarma şu anda güvenlik önlemleri alındığı için? Eğer mümkünse köydeki durumu, son orada durumu sen biliyorsun. Önlem yoğun, etraf alınmış. Orada önlem alınmış. Tabii aileler de var orada. Bir gitmeye çalışayım ama ters tarafta olduğu için yani oradan biliyorum. Geçiş yapmam gerekiyor. Aile tamam. Biraz zor. O noktada titizler. Biliyorum. Evin önünde oturan kadınlar var. Problem yapıyor ancak diğer taraftan geçerek kamerasız geçmemiz gerekiyor. Tamam. Tepki gösteriyorlar haklı olarak, belki kendilerince haklı olarak. Onu daha sonra gösterelim o ama zaman. Ama şeyin evi burası. Jandarma orada da bahçede. Evet. Hediye'nin evini birazdan alttan aşağıdan döneyim ben. Patika süper. Yolu bitirdikten sonra süper. Diğer yoldan geçerek size Hediye'nin evine de gideyim, tamam. Götüreyim. Tamam. Hemen şuradan patika yoldan, aslında kestirme yol burası. Nari'nin arkadaşları veya kuzenleriyle birlikte o parke taşlarının olduğu yerden yürüyerek aslında eve gitmek istemiş. Son olarak da orada kuzenlerine çıkarken patikayı el sallamıştı. Aslında buradan gelse daha yakın evleri. Ama Nevzat Bahtiyar'ın evi de hemen ekranlarınızda, toprak damlı ev. Bir de Çarıklı Mahallesi'nde bir ev yaptırıyordu. İfadelerinde de 5000 lira borç almak için de kardeşini aradığını söylüyor. İşte oradaki evin inşaatına da Nari'ni sakladıktan sonra
O amca Salim Güran'da aldıktan sonra, sakladıktan sonra Çarık'taki evine gittiğini aktarıyor. Orada da inşaatta hiçbir şey olmamış gibi çalışıyor. Ve bu noktada çalıştıktan sonra da daha sonra peynir almak için Baldız'ın evine gidiyor, çay içiyor. Baldız'ın çocuklarını sevdiğini söylüyor. Yani bir çocuğu katlediyorlar, götürüp saklıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi gidip çocuk seviyor. Böyle de bir durum. 200 bin lira karşılığında yaptığını söylemişti ifadesinde, kolluk ve savcılık ifadesinde, ama bunu mahkemede çevirdi. Ölümle tehdit etti ailemi, o yüzden kabul ettim diye. Aslında 5 bin lira da kardeşinde istediğini biliyoruz. Hı hı. İddialardan biri, kardeşlerinden birinin bunu duyduğu ve ihbar ettiği yönde bilgi de var. Evet. Aslında kardeşlerinden birinin bu noktada tahammül etmeyip ihbar ettiği ve o nedenle jandarmanın gün içerisinde operasyon hazırlığı yaptığı, dere etrafında ve köy girişlerini kapattı bilgisi de var. Bir taraftan jandarma genel komutanlığından gelen ekipler de çalışıyordu. Aslında dere 2 gün boyunca taranıyordu. İşte cami inşaatı burası. Aslında depremde hasar görmüş, yıkılmıştı. Aynı zamanda Kur'an kursu olarak burada bir bölümü hazırlanmıştı. Taziye evi olarak da aslında planlanan bir yapı. Hemen oradan meydana iniyoruz. Köyün meydanına iniyoruz. Hı hı. Yukarıdan gördüğünüz gibi, yani birileri varsa yukarıda, neredeyse tamamına hakim bir tepe. Yani ismi Tavşan Tepe ama gerçekten de hakim. Zaten o alanın, okulun arka tarafındaki alanda 1,5 kilometre mesafedeki noktada da etraftaki evler kimin evi? Nari'nin cansız bedeni Eğer Tutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Nevzat'ın evi. Bir taraftan da Nevzat'ın etrafındaki evler kimin karşı evi? Karşı komşusu da babaannesi aslında. Ha, kimin babaannesi? Bir babaannesi da Süheyla. Babaanne. Evet, yani şurada minibüsün arkası babaannenin ve amcanın evi. Üvey babaanne. Tamam. Bazen burada telefonlarda problem oluşabiliyor. Biliyorum. Şimdi durum müsait. Jandarma görevlileri şu anda evde önlem almış durumda. Nevzat Bahtiyar'ın evi burası işte. Abi bir dakika. Tepeden Nevzat. Tepeden indik aşağıya. Özür dilerim. Sen çok de bir soluklan. Ya, dört... Bir dakika soluklansın. Bir soluklan. Bir an yok. Arkadaşlarım da çok zor şartlarda çalışıyorlar. Dağ bayır. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Şu solda gördüğümüz ev Nevzat Bahtiyar'ın evi. Babaanne, üvey babaanne de karşıda mı oturuyor? Nari'nin üvey babaannesi. Hemen şurada. Aa, karşı karşıya. Hemen şurada. Şu evde. Ya neyse, onu da açıklayalım. Karşı aslında köy iç içe. Yani 80-100 hane diyorlar ama çok. Babaanneyi açıklayalım mı? Yani. Babaanne ile ilgili iddiaları evet. Söyler misin lütfen Veysel? Sen söyle. Yani çok iddia var aslında, zan kötü bir şey. Onun da haberi olduğu yönde ama ya kelime haznelere çok az. Bazen kendilerini ifade ederken yanlış da ifade etmiş olabilir ama ben biliyordum gibi bir ifade, böyle olacağını biliyordum gibi bir ifade kullanmış. Babaannenin iddialar, ben biliyordum, diz boyu, ben böyle olacağını biliyordum şeklinde bir ifadesi olduğu söyleniyor. Bu çok önemli. Şu babaannenin evini bana bir daha gösterir misin? Bugüne kadar babaanne çok dile getirilmedi. Şu babaanneyi bir gösterelim. Hemen şurası. Babaannenin birçok şeyi bildiği, gördüğü, hatta organize edenlerden bir tanesinin de babaanne olduğu iddiası var. Süheyla olduğu iddiası var. Bakın pencere orada. Neyse, orada yani babaanne, tabii öğle saatlerinden bahsediyoruz. Bir evi ön tarafından görebilir mi insanız abi? Sonra Nevzat'ın evini oraya geçersin. İtirafçının evini oraya. Şimdi babaanne o sırada tabii, evde tabii. Değil hemen mi? Hemen okulun orada geldik. Ha tamam. Dip dibe ya. Dip dibe. Yani okulun orada geldik. Ev burası mesela. Güvenlik kamerası takıldı. Güvenlik kamerası takıldı evlere burada. İşte bir taraftan hemen okulun bahçesini görüyorsunuz. Şurada İnsanlar tabii, bir tarafta çocuklar da oyun oynuyor okulla aslında kısmen. Psikolojik sorunlar, pedagoglar eşliğinde o sorun çözülme, o travma atlatılmaya çalışılıyor. Hemen Nevzat'ın bitişiğinde metruk bir yapı var. Evinin bitişiğinde bu noktada annesinin evi. Biz aşağı inerken caminin hemen yan tarafı annesinin eviydi. Annesinin evi olduğu için de aslında arkada bir eski kuyu vardı. O kuyu da araştırılmış defalarca dalgıçlar tarafından. Taranmıştı, aşağı inilmişti. Neyse, Nevzat'ın evine gider misin? Aslında kollukta söylediği ifade tam da bu ağacın
Söyle onu, onu anlat söyle git. Onu hemen anlat öyle git. Doğru tekrar yürüyeyim. Onu anlat öyle git. Veysi çok özür dilerim, bölüyorum ben seni. Onu anlat yani öyle git canım şu, ya. Şuradakini anlatayım. Yani kolluktaki o ağacın altında, Nevzat Bahtiyar aracı içerisine aldığını, çuvala koyduğunu ifade etmişti. Daha sonra savcılık ve mahkeme ifadelerinde bu sözleri değiştirmişti. Yani ben eve götürdüm, araçtan aldım, battaniye sarılıydı. Daha sonra eve götürdüm, bir çuval buldum. Çuvalın içerisine koydum, Nari'nin çantası vardı. İp aradım, bulamayınca Nari'nin çantasının bağıyla, kemeriyle ağzını kapadım ve daha sonra aracıma alarak Eğer Tutmaz Deresi'ne doğru seyrettim. Stabilize yoldan Eğer Tutmaz Deresi'ne gittim. Orada sırtımı aldım, aşağı indim ve derede öncelikle ağacın altında doğal bir oyuk vardı. Oraya koydum. Koyduktan sonra da üzerini örttüm. Taşlarla, tabii normalde kollukta bir taş diyor. Daha sonra bunu üç taşa çeviriyor. Ve daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi geldim. Muhtarla birlikte, Salim Güran'la, amcayla birlikte aramalara katıldım. Bir sonraki gün sabahta gördüğümüzde tekrar aramaları beraber yaptık diye bir ifade kullanmıştı. İşte ev burası. Neyse araba şimdi bir o ağaçların olduğu az önce gösterdiğin yerde Salim'le Nevzat'ın iki de yakın arkadaşlar Nari'nin amcasıyla itirafçı Nevzat bir orada buluştu dedik. Bir de arabaların yani Salim'in yeğeni öldürüldükten sonra kendisi ya da başkası öldürdükten sonra araba alıp battaniyeye koyup arabasıyla Nevzat'ın evinin önüne kadar geldiği söyleniyor. Araba oraya kadar çıkıyor mu? Burada buluşmuşlar. Ha, araba nerede? Arabanın burada buluşmuşlar. Bir rivayete göre de evinin yani önüne kadar giriyor bu araba. Burada buluşmuşlar. Ama herkes görür ya orada Veysi. Ama burası... Herkes görür. Görür. Yani en kuytu yer kollukta verdiği ağacın altında kimsenin görme şansı var ama çok az öyle söyleyeyim. Yani orada takas yapılırken belki battaniye olduğu için çok dikkat çekmeyecek bir nokta orası öyle söyleyeyim. Zaten Salim Güran'da okula... Okulun önündeki kamera görüntülerine takılıyor 17-57 sıralarında ki 20 saat 14'ten 20'ye kadar tarladaydım ifadesini kullanmıştı. O görüntüler önüne konulduğunda ise bir itiraf gelir diye beklenilmişti ama bir itiraf gelmemişti. İşte Nevzat Bahtiyar'ın evine evi gidelim burası. Mi? Annesinin gidelim evi de yan taraf. Şöyle yapalım. Ya jandarma şu anda orayı üst bölgesi olarak kullanıyor. Hmm. Dinlenme yeri olarak kullanıyor. Halle onları göstermeme adına yani dinleniyorlar rica ettiler öyle söyleyeyim. Göstermeyelim de. Dinlendikleri için şimdi yani içeriye evet yani o noktada rica ettiler. Dediler ki işte zaten biraz önce kısmen arkadaş kameraman arkadaş İbrahim Ali Bayram ekranınıza getirdi ya orada oturanlar var bir de içeride dinlenenler yani alt tarafta dinlenenler var. O nedenden dolayı rica ettiler işte kep şey yani dinleniyor sırayla aslında jandarma köyün her tarafında dağılmış durumda olası bir kan davası veya kavga şimdi, çıkmasın diye önlemlerini sıklaştırdı aslında ceset bulunduktan sonra. Nevzat'ın aslında itirafçı diyoruz biz ama o pencerelerden bir tanesinden yani saklandığı geldiklerinde araba da bu arada Nevzat'ın oğlunun üzerine kayıtlı eve geldiklerinde işte Nevzat'ın pencereden kaçarak saklandığı iddia ediliyor. Bu bir. İkincisi de bu arada çuval kızımızın gömüldüğü bu çuvaldaki barkodla evdeki barkod eşleşmiş galiba. Bir yandan uzaktan bize evi gösterebilir kameraman. Şuradaki pencere. Zoom girsin arkadaşım sen. Şuradaki pencere. Hemen oradaki pencereyi ekranlarınıza getirelim. Hı hı. Hemen oradaki pencereden jandarma güçlerinin geldiğini görüyor. Bir de Eğer Tutmaz Deresi'ni aslında görüyor. Orada izliyor. Yani cesedin bulunduğunu, savcının gelişini, hatta Diyarbakır valisinin gelişini. Zaten ceset bulunduğunda ben jandarma her an kapımı çalacak diye hazır bekledim diyor. O korkuyla bekledim diyor. Bu arada da eşi de aldığım bilgiyi söyleyeyim. Cezaevine geçtiğimiz hafta sonu ziyarete gitmiş. O da bazı iddiaları dile getirmiş. Ben öldürmedim demiş, ben sakladım. Eşiyle tartışmış. Eşi senin yerin iyi.
kal burada, bizi ve ailemizi mahvettin. Onlar da başka bir köye götürüldü. Güvenlikli bir noktaya götürüldü jandarma ekipleri tarafından. Ve orada da korunaklı bir yerde korunduğunu da belirtelim. Ailesi de dışladı aslında bir kısmen. Bu kabul edilir bir durum olmadığını söylemişler. Bu bilgi de teyitli bir bilgi olduğunu söyleyelim. Şimdi babaannenin evine doğru gidelim. Kardeşinin zaten ihbar etti. Yani bu kardeşine... Evet. Söyle ama çok önemli onu söyle. Kardeşinin ihbar etti, oradan devam et. Şurası yani daha köy... Evet, kardeşinin ihbar ettiği yönde bilgi var. Ancak jandarma arama tarama çalışmaları faaliyetlerinde tespit ettiklerini söylüyor. Bir ikincisi üst bölgesi var ama jandarma üst bölgesi. Oradaki bir görüntü var. 18 gün sonra o görüntü incelenmiş ve kırmızı bir aracın bu noktada eğer tutmaz deresine gittiği tespit edilmiş. Narin'in kaybolduğu saatlerde. O da Nevzat'ın, sizin de belirttiğiniz gibi, onun üzerine kayıtlı Nevzat'ın kullandığı araç olduğunu belirtelim. Ama şu ağacı gösterelim. Zaten şeyi geçtik burada. Şu ağacı gösterelim. Bu ağacın altında ilk ifade aslında. Koluk ifadesi. Hemen orada korna ve selektör yaparak durdurduğunu, orada hemen aracın içerisindeki battaniye içerisinde sarılı bir cesedi gösterdiğini, bunu götür yok et, aileni düşün, 200 bin lira vereceğim dediğini aktarmıştı. Bunu savcılık ve mahkemede değiştirmişti. Bence bu ağacın altında ilk ifadenin doğru olma olasılığı çok yüksek. Bu noktada değiştirdi. Bir şeyleri gizlemeye çalışıyor. Suçtan kurtarmaya çalışıyor. Parayı çıkardı aslında. Bir taraftan ceza almayı, yani fazla ceza almayı engellemeye çalışıyor. Böyle bir durum da var. Tabii Nevzat Bahtiyar'ın böyle bir... Özür dilerim. Evet. Babaanne Süheyla, bak çok önemli o. Bizim gündeme getirdiklerimiz tabii ki iddialar. Babaanne Süheyla'nın ben evine de gidelim. Bir de Nevzat'la karşı karşıya yani aslında böyle bazı şeyleri göz yumdu, organize etti. Çok yoğun iddialar. Babaanne zaten... Babaanne, özür dilerim, ben bildiklerimi söyleyeyim. Ben biliyordum ne demek. Babaanne bu işin neresinde ve babaanne gözaltına alındı mı, bugüne kadar alınmadı mı? Üvey babaanne Süheyla'yı bir anlatalım izleyicilerimize lütfen. Evi de görelim. Yani ifade alınan 216 kişinin arasında olduğunu söyleyelim öncelikle. Tamam. O 216 kişinin içerisinde ifadesi bilgisine başvurulan kişilerden biri. Biraz önce de önümüzden geçti aslında. Şunu söyleyelim. Nerede geçti? İddialar çok fazla ama zam kötü aslında. Hani bu noktada tam ya şöyle ama Didem yani yarın suçsuz çıktığında bu dönüşecek. Yani herkesi zan altında bıraktığımızda maalesef sıkıntı yaşayacağız. Konuşmak isterse diye sordum. Biz teklifte bulunalım. Biraz önce torunu buradaydı. Torunu yanımızdaydı. Torunu gelip alıp götürdü. Yani biz yayına hazırlandığımız sırada torunu bile yanımızda bırakmadı. Hatta bize hani şey yaptı böyle hani böyle bir hafif tepkiyle şey yaptı. Çok torununu aldı götürdü öyle söyleyelim. Konuşma noktasında daha önce de denemiştik, konuşmamıştı. Burada zaten hani köy meydanı. İneği de aslında o inek de kendisinin. Günlerdir orada zaten inek. Hemen okulun yanında. Bahçesi var. Evet bahçesi var bu noktada. Ama şu an itibariyle çok yoğun güvenlik önlemleri var. İstihbaratla, jandarma istihbaratla soruşturmayı halen sürdürüyor. Özellikle kovuşturma aşaması çok önemli. Yeni bilgiler elde edebilmek için yeni itiraflar, yeni ihbarlar. Deliller daha yerli. Yani asılsız ihbarlar çok yapıldı. Hediyenin evine gidelim mi? Jandarmayı savcılığı bu noktada zan altında bıraktı. Hediyenin evine gidelim mi bir yandan da? Kimin evine? Hediye. Şu anda yenge var ya. Evine patikadan çıkmamız gerekiyor. Zahmet olmazları görmek istiyorum ya. Veysel'cim çok önemli. Patikadan çıkıp tekrar gitmemiz lazım. Canlı yayında zor mu olur bu? O zaman şöyle yapalım mı? Zor olur evet. Yani kameraman arkadaşımız gerçekten onu çıkarken sıkıntı yaşayabilir. Annenin fotoğrafı var benim elimde. Orada bir tane fotoğrafı var zaten gitti. Hemen bir organize edin arkadaşlar. Şu Hediye amca Salim'in evinin arka tarafında oturuyor. Ben size onu göstermek istiyorum. Ve Hediye'nin konuşursa
Bu cinayetin düğümü çözülecek. Şimdi Elti ve kocası zaten tutuklu. Kendisi de şu anda adliyede. Hediyenin anlatacakları çok önemli. Şimdi Veysi bizi oraya çıkarttığında bir elimizde bir fotoğraf var. O fotoğraf karesini Instagram'a da koyar mısınız arkadaşlar? Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye. Buyurun gelsin o. Anne Yüksel'in bir fotoğrafı elimizde. Buyurun izleyelim lütfen. Kelepçeli kimse böyle hakim karşısına çıkmaz. Yani olmayan bir uygulama değil mi Tunca Hanım? Şu şekilde ifade edeyim. Şüphelinin duruşma salonuna kelepçesiz elleri çözülmüş olarak alınması asıl. Bu çok ilginç bir durum. Hı hı. Ama önemli bir hukuki sebebi olduğunu düşünüyorum. Anneyle ilgili detaylı araştırma var, bir şey var diyorum. Evet, şu anda Veysi, şu fotoğrafı Veysi hazırlar mısınız arkadaşlar? Annenin kelepçeli fotoğrafı hukukçumuz da söyledi. Tunca Hanım da söyledi. Bu kelepçeli fotoğraf çok ilginç bir fotoğraf ama annenin ya oğlu Enes'i koruduğu ya Salim'i koruduğu, birilerini koruduğu tahmin ediliyor. Yani Enes, hatta bizim yayınımızda, normalde canlı yayında işte hiç kimseye söylemediğim bir şey sizinle paylaşmak istiyorum demişti. Ve oğlu Enes'in arkadaşlarıyla beraber, hatta bu da cinayette önemli bir kilometre taşı olmuştu. Jandarma bundan sonra farklı bir yol almıştı. Oğlu Enes'in arkadaşlarıyla beraber ahırın o tarafta bir yerde, arka tarafta bir yerde olduklarını, daha önce köpeklerin hindilere zarar verdiği için işte bir köpeğin orada olduğunu söyledi. Bu kadarı söylemekle yetindi ama günlerce kızına ulaşılmaya çalışılırken bunu hiç kimseye anlatmayıp canlı yayında sadece bana anlatması, şu Show TV'ye anlatması, bize anlatması gerçekten çok enteresan. Yayına devam etseydik ne olurdu bilmiyorum. Bunu sizin takdirlerinize bırakıyorum ama sonrasında zaten anne bunu söyledikten sonra bir daha anne canlı yayına falan çıkarmadılar zaten. Yani çıkarmadılar değil, aile çıkarmadı yani. Öncesinde çıkıyordu. Sonra birden bu yayınlar olmadı, bir şekilde engellendi. Şimdi anne engelleniyor mu yoksa anne ağzından bir şey kaçırır diye kendisi mi yayına çıkmadı onu da bilmiyorum artık ama çok önemli bir şey söyledi. Veysi, galiba oraya gidemiyorsun, izleyeceğimiz her şeyi söyleyelim. Galiba orada kadınlar var ve senin oraya çıkmana da tepki gösteriyorlar anladığım kadarıyla. O yüzden oraya çıkamadık. Değil mi? O yüzden çıkamadık. Biz her şeyi açık açık söylüyoruz izleyicilerimize. Evet, bahçede oturuyorlar. Çok kalabalık. Evet. Ama şunu söyleyelim. Hediye'nin evi tam olarak Salim'in hemen arkasında, çok yakın değil mi? Salim, Hediye, Yüksel, üçü yan yana. Arkasında. Evet, ha. Yakın. Yakın, evet. Aslında burada her yer birbirine çok yakın. Hı hı. Ama bak, Enes'in ifadesi var. Enes'in ifadesini hatırlatayım mı sana? Diyor ki Enes, eve döndüğümde diyor, şimdi Enes 16'ya kadar uyumuş. Sonrasında işte eve gel, dışarı çıkmış. Sonra eve geldiğinde diyor, herkesin ağladığını görünce ben de ağlamaya başladım. O sırada ben bizim evin balkonundayken kadınların kavga ettiğini gördüm. Oraya gittiğimde teyzem Yaser ve Melike'nin tartıştığını gördüm. Onları ayırırken ne olduğunu sorduğumda teyzem bana Melike Güran'ın ben böyle olacağını biliyordum şeklinde konuşması üzerine tartıştıklarını söyledi. O sırada Birsen de teyzem Yaser'e saldırmaya çalışıyordu. Maşallah Güran da gelip araya girince ayırdık. Maşallah'ın kızları Melike ve Birsen'i uzaklaştırdı. Ben de teyzemi biraz uzaklaştırdım. Bizim eve götürdüm. O esnada bir kadın, erkekler sizin yüzünüzden birbirine girdi diyerek bağırdı.
erkekler sizin yüzünüzden bir... Yani kadınlar orada ne kavgası ediyor Allah aşkına? Kadınlar yani daha ceset bulunmadan galiba değil mi? Günler öncesinde çocuk kaybolduktan sonra. Tabii ceset sonra. Bulunduktan sonra çok sayıda... Ceset bulunduktan sonra bu tartışmanın, kavganın olduğunu, ağlamanın olduğunu aktarıyor. Bir taraftan da çok fazla iddia var. İşte bu iddialar üzerine kadınların bu noktada tartıştıkları söyleniyor. Kimisi ben böyle olacağını biliyordum. Aslında köyde çok sayıda insan biliyor, yani tahmin ediyor. Belki delil yok ellerinde ama ne olduğunu biliyorlar. Belki izlemişlerdi de. Kimisi ağrı gören noktada belki izlemişler. Belki Nevzat'ın evi ki biraz önce ekranlara getirdiğimizde direkt... Köy meydanının hemen altı caminin ve yine Kur'an kursunun inşaatının devam ettiği yer. Herkes buradan geçerek bir şekilde evine gidiyor. Haliyle yani görme olasılığın çok yüksek olduğu bir nokta. Gürültüye, sese ya da ne bileyim çocuğun çığlığına, kavgaya, tartışma muhtemelen duyanların sayısı çok fazla. Bilenlerin sayısı da çok fazla olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen kadınlar da bu tahminlerin üzerine tartışmışlar ve korkunç iddialar aslında yasak aşklar, farklı şeyler gündeme gelmişti. İşte bu noktada kadınlar da birbiriyle tartıştığını aslında anlatmaya çalışıyor. Biraz daha savcılık ve mahkeme tutanaklarında dil daha uygun bir hale getirildiğini söyleyebiliriz. Kollukta daha farklı bu noktalar açılarak aslında kavganın sebebinde Enes orada kadınların işte bu noktadaki kavgalarını dile getirmeye çalıştığını belirtelim. Yani bu iddia doğru mu, gerçek mi bilmiyoruz ama onu savcılık, kolluk noktada ortaya çıkaracaktır. Yani bundan dolayı mı bu cinayet işlendi, görmemesi gereken bir şeyden dolayı mı cinayet işledi, bir organize kötülük mü var? Yoksa hemen Nevzat Bahtiyar'ın bulunduğu evi gösterdik. Patika yol iki ayrılıyor. Nevzat Bahtiyar'ın daha önce de Narin'e birkaç gün önce 40 TL harçlık verdi. Daha önce de 20 TL harçlık verdiği yönde iddialar var. Güvenini kazanıp eve çağırdı mı? Bu noktada tabii önümüzdeki günlerde bu soruşturmayla birlikte o boşluklar doğrulduktan sonra çok boşluk var. Yani hem kuzenlerimin söyledikleri tarih ve yer tutmuyor. Hem Salim Güran'ın söylediği ifadelerde çarpıklıklar var. Bunların tamamının doldurulması gerekiyor. Ve gerçekten isim. De o boşlukları doldurmak için de yoğun bir çaba var. Şey gösterelim, amca normalde 6 saat... Ve anladığımız jandarmanın bugün çok kalabalık olması... Evet, saat 20'ye kadar ben işte tarladaydım diyor ama amca saat nerede ve hangi kameraya yakalanıyor? O kameranın yanına gidelim mi lütfen, bize onu gösterir misin? Normalde amca tarladayım diyor sevgili izleyiciler fakat hemen o kamerayı gösterelim. Bize göster. Okulun yanına kadar gidelim. Kamerası hemen... Gidelim o kamerayı okulun bir gösterelim. Kamerası hemen... Tamam. Sana zahmet, oraya kadar gidelim. Hemen oraya doğru gidelim. Patika yoldan zaten burası. Kameralar aslında hem Narin'i gösteren kameralar. Hem de bir tarafı da bu yöne bakıyor. O noktada tabii hemen gösterelim kamerayı arkadaşımıza. Ben de tam saatini paylaşsın. Bulayım. Şuradan zaten Patika yol direkt Narin'in evine veya Nevzat Bahtiyar'ın evine gidiyor. Kamera da şurada. Şuradaki kameralar... Görünüyor zaten. Saat kuzenleri, kaçta yakalanmıştı? Kuzenleri burada, evleri burada. Kamera şurada. Evet. 18.57'de 59 buradan, buldum. Zaten söylüyor kızımı bıraktım. Buldum. Bir şüpheli araç. Evet, bir şüpheli araç vardı. Kızımı Hüseyin amcamın evine bıraktım. Bu yolu kullanarak aşağı doğru indim diyor. Yani o kamera yakalanıyor. Ancak 14 ila 20 arasında hatta suça sürüklenen çocuk da hiç yanımda ayrılmadı. Yalnızca kıyafet değiştirmek için yanımda ayrıldı demişti R.A. Bu noktada da tabii baz istasyonlarının verileri de aslında önünde konulduğunda o çelişkiyi açıklayamamıştı. Tam da bu noktada da tepeye çıkıyor. İbrahim tabii o evleri verme, orada uygunsuz şeyler var yani. Aileler orada oturuyor, yemek yiyor, kahvaltı yapıyor. Kadınlar da var. Orada tepki çekmeyelim. Bu noktada baba tabii. Nerede? Baba nerede Veysel? Ama okulun kamerası yansıyan. Baba nerede Arif? Baba biraz önce hemen o ağacın orada şu ağacın orada oturuyordu sandalyede biraz önce. Yaklaşık bir saat önce. Biraz konuştuk ama şunu söyledi. Gerçekten de acım çok büyük. Bu işi çok konuşmak istemiyorum, dinlemek istemiyorum. Yüreğim kaldırmıyor lütfen diye rica etti. Çevresindeki kuzenlerine benimle konuşuyorlar. Bazı soruları vardı bana. Adli soruşturmayla ilgili. Aslında biraz da eleştiri vardı bizlere. O eleştirilere cevap verirken olağan şüpheli olması doğrudur. Köyün olağan şüpheli
olması normal. Köy meydanında bir çocuğun kaybolması ne kadar problemli bir şeyse, köylülerin de olağan şüpheli olması, kolluk tarafından bu şekilde bakılmasının olağan olduğunu anlattım. Hukuki sürecin de bu şekilde yürüyeceğini anlattım. Savcılığım soruşturma yürütürken bunları dikkate alması gerektiğini, aslında başından itibaren çok titiz bir çalışmayla götürülmesi gerektiğini aktardım. Ona da evet, çocuk bulunması için biz de elimizden geleni yaptık diye ifade kullandı ama baba artık narinle ilgili bir şey duymak istemiyorum, beynim kaldırmıyor, yüreğim kaldırmıyor gibi bir ifade kullandı kuzenlerine. Biz de tabii bu noktada sözü bitirdik. Yaklaşık bir saat 40 dakika önce o orada oturuyordu amcasının evinin önünde. Şimdi amcası ve yine kuzenleri ve ailesi, çocuklar da vardı o yüzden, aslında hani çocuklar ve bir kadın vardı orada. Hı hı. Yemek yiyorlardı, o çocukları göstermem adına rica ettim kameraman arkadaşımla. İyi yaptın. Şimdi Hediye Güran, Hediye Güran yemek yiyordu, baba da yukarı çıktığını tahmin ediyorum. Evet, Hediye Güran 26 Temmuz 2024, şimdi 21'inde çocuk kayboluyor. 5 gün sonra 26'sında saat 13.22'de Salim'le, kaynıyla konuşuyor Hediye Güran. Şimdi bu görüşmenin içeriğini soruyor jandarma amca Salim'e. Amca Salim diyor ki ben aramadım, çocuklarım aramıştır. Ben yengelerimi hiç aramam. Şimdi normalde insan yengesini arar, niye aramasın yani? Fakat özellikle aramıyorum diye bunun üzerine basa basa söylemesi Salim'in biraz şüpheli değil mi? Şimdi ifadesini, bu detayı da sorayım sana. Ne dersin? Bir de Allah aşkına Veysi, bak sen oranın insanısın. Ya şöyle söyleyeyim, kırsal alanda Allah'ını seversen köyü yakacak kadar. Biraz sosyolojik şeyi anlatmamız lazım. Hı. Bütün köyü yakacak kadar nasıl bir sır yani var ki? Yani sosyolojik yapıyı söylemeniz lazım. Kadınlar ya sırlı, gizemi çok büyük. Ama hani arama konusunda birçok insan daha çok kardeşini arar, yengesini değil, ya da eşini arattırır. Böyle bir gelenek vardır kırsalda, kırsal mahallelerde, köylerde. Kendileri en direkt aramayı eylemezler. Biraz otorite aslında, biraz da feodalite, biraz da aslında hani bunu farklı görüyorlar. Ahlak veya bu noktada farklı bakışları var. Yani kırsalda birçok insanın aramadığını biliyorum. Yani yengesini veya işte ne bileyim farklı kişileri ya da aramadığını bu noktada biliyorum. Ki aynı yerde yaşıyorlarsak ya eşini arattırır ya çocuklarını arattırır. Bu noktada biraz sosyolojik yapıyı da hani tahlil edip size bilgi paylaşayım diye bunu söyledim. Bu peki annenin bize verdiği bir röportaj var, onu bir ekranlara getirelim. Veysi sağ ol, çok teşekkür ederim. Birazdan gelebilirim sana. Anne ne demişti ya sevgili izleyiciler? Yani benim... Onu hazırladınız değil mi arkadaşlar? Benim oğul, benim diğer kızım vefat etti. Onun mezarı var. Ama benim Nari'nin mezarı olsun babında bir açıklama yapmıştı. Ya daha çocuk kayıp, kaçırıldığını söylüyorsunuz. Yangın yapıyorsunuz. Benim çocuğum kaçırıldı. Yok para için, fidye için kaçırıldı diye. Özellikle bu konu üzerinde durmamız gerektiğimizi ısrarla söylediler. Bize bir gariplik var dedik ya. Ama bakın anne ne yaptı o sırada. Gelsin ekranlara. Hiç kimsenin ulaşamadığı o bilgiyi ben sizlere açıklayacağım. Bırakma abla kızına gitti. Ben nişana gidip başka giymemiş. O esnafı belki şu anda beni izliyor. Bunu benim kardeşim İstanbul'a getirdi. Bırakma dinlisini. Bize zehir ettiler. Narin'i hayatı mahvettiler. Bunlar var. Kızı hayatta nasıl kopuyorsunuz? Lütfen rica ediyorum size. Lütfen kızımı geri götür bunu. Benim hayatımı bu fotoğrafla geçirmeyin. Ben kızımı canlı istiyorum. Bir tane avlak kızları vardı. Onu verin bana, ben onu göstermek çok istiyorum. Bana ne dedi ki? Allah'ım, bu benim kuzenlerim. Hepimiz kuzenlik, bugünlükteyim büyüyece. Bırakma Adile'yi. Bu arada şu anda yok. Şu anda bilmiyorum, öyledir, sağdır bilmiyorum. Ne olur bize yardımcı olun. Ne olur kızımı bir köşeye at. Yalvarıyorum size, ben inanın siz bırakmayın, bir kızım tektir. Bir kızım vardır, özürlüdür. 7 sene besledim, her şeye baktım. O vefat ettiği mezarı vardı ama şu anda Nari'nin mezarı yoktu. Ne olur kızımı geri gönderin bana, yalvarıyorum hele. Sende yürek var, sende erkekler varsa, damladın bir kanın varsa kızımı geri göndereceksin. Bir köşeye at, yalvarıyorum sana, yalvarıyorum sana kızımı bir köşeye at. Ben nasıl yaşarım?
Dün gece böyle yatmışım. Belki siz inanmıyorsunuz. Dün gece böyle yatmışım. Kimse görmem. Çok acı, çok zor, çok zor. Sende yürek varsa, sen erkeksin. Bir köşeye atma. Senin derdin olmasa ne vardır? Senin bizimle ne derdin vardı? Biz bilmiyoruz. Şu anda bu kaç gündür? Binlerce jandarma beni sorguya arıyor. Kimseye ifade etmiyor çünkü ben düşmanımı bilmiyorum. Bizim kalbimiz temiz yoktur. Biz diyoruz yoktur, bizim düşmanımız yok. Ama sen kimsin biz bilmiyoruz. Eğer sen adamsan, eğer sen erkeksin, eğer senin biraz yüreğin varsa kız mı bir köşeye atacaksın? Biz düşmanımızı bilmiyoruz, kalbimiz temizdir. Bir köşeye at diyor yani. At at. Kızından bahsediyor. Yani kızının kaybını böyle anlatan anne daha sonrasında gördünüz. Elleri kelepçeli hakim karşısında. Yani normalde olmayan bir uygulama. Ama enteresan bu şekilde bir uygulamaya gitmişler. Şimdi sonra, fotoğraf karesi böyle. Sonra gelince çıkartıldı mı hemen detayını bilmiyoruz. Ama fotoğraf karesi çok çarpıcı gerçekten. Hiçbir şey bilmiyorum diyor. Bir kenara at diyor. Sonra da diyor ki mezarı olsun diyor. Sizce Yüksel Hanım bu işi bilmiyor mu? Bilmiyor mu yani? Oğlu Enes'i korurken kızından mı vazgeçti yani? Narin'den mi vazgeçti? Yani tek yani bir evin tek kızından mı vazgeçti? Göz bebeğinden mi vazgeçti? Daha önce diğer kızı zaten ölmüş. Bu kızından, oğlu için bundan mı vazgeçti? Senin oğlun bunu yaptıysa, oğlun ya da başkası. Niye ele vermiyorsun Yüksel Hanım ya? Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani çok Narin'i seviyoruz, seviyoruz diyorlar da. Yani çok özür dilerim ama Narin'i hiç sevmemişsiniz. Hiç sevmemişsiniz yani. Birazcık sevseniz hepiniz konuşursunuz ya. Nasıl bir sır ki? Bütün köy kenetlenmiş. Kimse konuşmuyor. Yani Enes yaptı diyelim. Ya da Salim yaptı. Bu nedir ya? Yani hiç mi kızın değeri yoktu sizin gözünüzde ya? Hiç mi değeri yoktu? Enes'in kolunda bu arada iki tane ısırık izi var. Bir tanesinin Enes'e ait olduğu, birinin de Enes'e ait olmadığı iddiaları var. Anneden bu arada diş örnekleri alındı. Daha doğrusu işte götürüldü, kalıplar falan çıkartıldı. Acaba oradaki dişlerden bir tanesi annenin diş izi mi? Ama yine peki olmuyor. Yani Enes bunu yaptıysa anne kimi koruyor sizce? Oğlunu mu? Kaynını mı? Kimi koruyor yani? Katil Nevzat'sa. O zaman başından itibaren Nevzat konuşuncaya kadar niye Nevzat'ı ele vermediler? Niye Nevzat'tan bahsetmediler? Nevzat ne zaman Salim bana yeğeninin cesedini verdi, ben de gönderdim dedikten sonra Nevzat'tan bahsetmeye çalışıyorsunuz. Hepinizin konuşması lazım, hepiniz susuyorsunuz. Bu kadar herkesin sustuğu bir olayı da görmedim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani gerçekten yüzyılın olayı ve inanılmaz korkunç bir olaydan bahsediyoruz. Yani Fatma'dan, Şükür'den bahsederken burada karı koca susuyor, burada bütün köy susuyor ya. Bütün köy susuyor. Bu arada yavrumuzun da mezarı da valilik tarafından yapılmış bir görebilir miyim arkadaşlar? Ya gerçekten Allah rahmet eylesin. Yapılmış değil mi mezar? Gösterir misin Abdullah? Evet Didem Hanım, şu anda Minik Nari'nin mezarının başındayız. Buraya erken saatlerde Türkiye'nin sadece Diyarbakır değil, Türkiye'nin her yerinden hemen hemen neredeyse erken saatlerden gelen ziyaretçiler akını oluyor. Şu anda da gördüğünüz gibi. Nari'nin mezarı bugün yapıldı. Bugün Diyarbakır Valiliği tarafından mermer taşlarla yeniden yapıldı. Sadece mezarlık değil, bu gördüğünüz mezarlığa gelen parke taşlar da bu mezarlık için yapıldı. Türkiye'nin her yerinden dediğim gibi gelen vatandaşlar üzüntülerini dile getiriyorlar. Kaldı ki tamam. Herkes üzgün. Kur'an okuyanlar, Nari için dua edenler, herkes hemen hemen burada. Burada Nari'nin sevdiği oyuncakları görüyorsunuz. En çok sevdiği oyuncaklar, okuduğu kitaplar, okumak sevdiği kitaplar daha doğrusu diyelim. Oyuncaklar birçok arkadaşlar tarafından bırakılan. Hemen arka tarafta şöyle göstereyim. Nari'nin resminin bulunduğu büyük bir tablo. Gelinliği. Evet. Yani gördüğünüz gibi vatandaşlar oldukça üzgün. Hepimiz Kürtçe üzgünüz. Konuşuyor da bilmiyoruz. Burada bilsek anlarız da sen biliyor musun Kürtçe? Hiçbir şekilde boş. Bilmiyorsun değil mi Abdullah sen de Kürtçe? Bilmiyorsun. Tamam, herkes çok üzgün. Sadece o üzgün olduğunu anladım, evet, ben. Evet, üzgün evet. Olduğunu anladım. Birazdan geleceğim ben. Hatta oradakilerle de konuşmanı istiyorum. Birazdan geleceğim. Bu arada çevre köylerden gelen bir amca da Nari'nin başında öyle bir konuşmuş ki, öyle bir konuşmuş ki, acayip bir konuşma. Arkadaşlarım onu da hazırlıyor. O hazır olduktan sonra tekrar mezarlığa götüreceğim sizleri. Kızımızın mezarına götüreceğim. Ama şimdi bir Isparta'ya sizi götüreyim. Fatma sen
Hafta sonu gittin. Çocuklarımın yanına gittim. Çocuklarımı gördüm. Çocuklarını gördün. Peki şükür yoktu. Yok. Orada. Ne geldi aklına? Bir şey geldi mi senin? Boş yaşamışım dedim ama. Boşa yaşamışsın. Bence de boşa yaşamışsın. Bir Isparta'da köyde neler yaşandı bir gelsin ekranlara lütfen. Ya ikisi yaptılar ikisi. Söylesene Mustafa ne yaptı ya, neye göz yumdu ya? Tam değişim ortasında o. Fatma aylar sonra çocuklarını görmeye gitti. Hani ne düşüneyim? Yani bomboş bir dünya. Her şey boşumuş. Sabretmek her şey boşumuşmuş. Onu anlıyorum. Ona önce buradan gittiğinde buralar böyle mi? Değildi. Her taraf belli perişan olmuş. Çocuklarına seslendi. Cevap gelmedi. Tahsin! 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 Aradılar o zaman onlar ya. Haber oldu. Haber oldu. Çocukların seninle görüşmek istemiyor mu? O yüzden başlıyorlar kapıyı. Yok, görüşmek isterler de herhalde kanal televizyonla geldiğimiz için istiyor. Fatma'yı şoke eden cevap. Girmeyeceğim. Değilsin bakacağım. Niye açmıyorsun? Abi bak seni severim. Ben sokma kimseyi. Abi benimle kadar sıkıntı. Seni niye almadılar içeriye? Kanala geldim diye. Ha. Ya bizle beraber gittiğin için. Hı. Biz de sana eşlik etmek istedik. Yani ne olur ne olmaz. Ya kızıyorlar bana kanala çıktım diye kızıyorlar. Hala geri dönmeni mi istiyorlar? Oğuzhan da mı içerideymiş? Oğuzhan yoktu. Kim vardı? Arkadaşlar varmışmış. Yasin'in arkadaşları var. Ev nasıldı eve girdiğinde? Ev düzgündü, çocuklar toplamış. Bütün eşyaları falan götürmüş mü Mustafa? Onlara bakalım dedim hanım çünkü hiç umurumda değil hiçbir şey. Çünkü eve hiç bakmadım, ben çocuklarıma baktım. Çocuklarına baktın. Evet, hiçbir şey umurumda değil. Yani ev yansa da hiç umurumda değil. Cinayetle ilgili aklına ne geldi? Hiçbir şey gelmedi dedim hanım çünkü yani ben bilmiyorum. Çocuğumu sadece doktora diye çıkardı evden. Yani keşke gelseydi ama hiç gelmedi. Tahsin amca hazır mı arkadaşlar? Tahsin amcayla da bir konuşmak istiyorum ben. Bir bakar mısınız? Bir kendisine de gittik, o da konuşsun istiyorum ben. Ya ben şunu anlamıyorum gerçekten Fatma. Sen diyorsun ki o evde, evin görüntülerini ekrana getirir misiniz arkadaşlara bir yandan? Evden bahsediyoruz çünkü. O evde benim elimden kızımı aldı götürdü diyorsun Mustafa. Aynen. Aldı evet. Götürdü diyorsun. Elinden aldı götürdü. Sen de izin mi verdin? Verdim. Nasıl izin çünkü verdi? Doktora götürdü. Doktora diye çıkardı elinden. Ama sonra getirmedi senin kızını. Kaçtı dedi. O kadar basit mi? Kaçtı dedi. Yani inandırdı. Yolda koduğuna inandırdı. Nasıl inandın Fatma ya? İnandım çünkü öyle bir şey aklıma gelmedi. Ama şimdi hamile bırakmış biri. Babası geri getirmemiş. Tam sabit dedi çünkü öyle kandırdı değil mi? Yani tam sabit olduğu belli değildi. Ama sana geldiğinde hamile olduğunu söylemiş. Yani geldiğinde söylüyor. Yani doktora götürdüğünü, götürdüm, hamile olduğunu. Hamile olduğunu öğrendim diyor. Aynen. Hamile olduğunu öğrenir öğrenmez hastaneden seni arama, eğer hastaneye gittiyse seni araması gerekmiyor mu? Araması gerekmiyor değil. Eve getirmesi lazım çocuğumun. Çocuğumu eve getirmesi lazım. Ama getirmiyor çocuğumu eve. Yolda bırakıyor, geri gidiyor. Ya anlıyorum anlıyorum ama seni götürüyor ya. Sen demedin mi hamile olduğunu öğrenir öğrenmez beni? Beni arayamaz çünkü bende telefon yok dedim hanım. Bende telefon yok. Ama telefonun var o sırada biliyoruz. Yok, o gece bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyorsun. Mustafa ile telefonla görüşüyorsunuz ya. Ben görüşmedim. Ben öyle saklım yerler. Yani hiçbir şey unutmam ya o şeyde. Sen kendin söyledin jandarma bana işte o dönemde sorgudayken. Telefon olduğunu söylüyor ama bende olmuyor. Kesin telefonlarda bir şey var. Bende değildi o telefon. Sen telefon kullanmıyordun yani. Hayır. O dönemde öyleyse ben arardım. Çocuğum geç kaldı diye arardım. Ben niye aramıyorum ondan sonra? O zaman öyleyse ben arardım çocuğumu niye geç kaldı, nerede diye. Fatma o zaman senin onunla işbirliği yaptığın anlamına gelir işte. Hayır, anlıyor ben işbirliği bile yapmadım. Hiç kusura bakma. Öyleyse çıkardı. Ondan sonra niye aramamışım çocuğumu? Niye getirmedin diye. Bütün köy niye susuyor Tavşan Tepe'de, Diyarbakır'da? Ne bileyim ben.
Hı? Bilmiyorum. Nasıl bir ayıp var orada? Bilmiyorum. Yani korkulanlar da tutabilirler yani. Kıyorlar. Sen niye korktun? Sen ben niye korkmadım. Korktun? Beni kandırdı. Seni kandırdı. Ben korkmadım. Ben korktuğumu söylemiyorum. 10 sene boyunca korktun yani. Kandırdı dedi bana. Beni kandırdı. İlkin kandırdı, ama sonradan hayır, da hapishaneye gireceğiz diye kandırdı. Hayır, senin teyzen buraya geldiğinde onu korkutmuştur belki dedi. Hayır, ben korkmadım. Teyzen öyle düşünüyor. Hayır, ben sadece çocuklarım küçük olduğu için ben hapishaneye gireceğim için korktum. Ondan korkmadım. Ben onun yaptığını bilseydim zaten ben onu yaşatmazdım. Tahsin amcayı bakma, bir göreyim. Tahsin amca, bir hazır mı arkadaşlar? Bir Tahsin amcayı görebilir miyim? Yasemin'in yanında. Tahsin amca, duyuyor musun beni? Efendim. Beni efendim, duyuyor musun? Abla. Tamam. Buyur Cem abla. Ya şimdi diyor ki, ben diyor yani beni çocuğu aldı bir yere götürdü. Dolayısıyla gelin etti diye beni kandırdı diyor senin gelin. Hepiniz buna inandınız ya mı gerçekten? Ya abla ya, hadi kandırdığını kabul edelim abla ya. Kandırdığını kabul edelim. Yarın taş gün zabani bana niye haber vermedi? Kaynısına niye gelmedi? Ya niye aramadı da aramadı abla ya? Nasıl Isparta'ya gitti yani Tüskün Sabahı'nın ablacığım ya? Hala yalanlara devam ediyor. Söylesin gelinim ya. Gelinin mi? Hala gelinin olarak görüyor musun? Ya ne diyeyim yani, çocukların anası duyamıyor yine. Yani söylesin çocuğun nerede olduğunu ya. Biliyor o ya. Biliyorlar dedim hanım. Benim bir şey bilmediğimi biliyorlar. O biliyor abla, çocuğun nerede olduğunu biliyor. Onlar biliyor mu? Onlar biliyor mu? Ne olduğunu biliyorlar dedim hanım. Anlar herkes. Anlar. Tıpkı Tavşantepe'deki diğer kişiler ne ayrılmış. Ya bir abla ben nasıl bileyim ya Cidem abla. Ya, ya sen çocuğun... Benim kayınan kayıttan bilebilir mi? Anan kuban kayıp bilebilir mi ablacığım ya? Cinayetin nasıl işlendiğini bilmeyebilirsiniz ama o sen çocuğun öldürüldüğünü bilirsin. Sen kayınan biliyorsan ya, biz de biliyoruz demektir. O çocuğun nasıl öldürüldüğünü bilirsin yani. Cinayet işlendiğini bilirsin ya Tahsin amca. Abla cinayet minayet ben... Şu yediye kadar cinayet minayet bilmiyordum. Sattı yedi parasını yedi bitirdi diyordum ben. Isparta'da yedi, geldi de yoldum. Ya kız ortada. Ama 7 aydan bu yana şüpheleniyorsun. Ama yine çocuk, yine gelinliği aldı elinin altında ya. Ya Allah aşkına bir şey söyleyeyim mi? Yine onun elinin altında. Ya karı koca bilmez mi abla ya? Sen çocuğunu, yani kocanın baraba bilmez mi abla ya? Ya bilir de siz de Allah için konuşalım. Siz... Allah var yukarıda ya. Ya sen onlar bilmez mi biliyor, biliyor da amca ya. Tahsin amca dedim, sen de bir şey biliyorsan sen de söyle, kurban olayım ya. Ya gözünü seveyim ya. Tavşan tepe susuyor, Isparta susuyor. Ya bilsem ben böyle rezil olmam ya. Ben şimdi tarladayım. Allah Allah ya. Tarlanın yanındayım, yayın yapıyorum ben. Bak, tarlaya su geldi. Bak. Ben de rezil perişanım. Bilsem söylemem mi abla ya? Valla rezil perişan olabildiğiniz kadar olun. Bir dakika yine durma ya. O istediğiniz kadar rezil perişan olun ama kızın cesedi yok ya. Kemikler diyor, kemikler. Kemik kaldı geriye, kemik. Gözünü seveyim. Bu ya camiye gitmişsiniz. Ya yoksa anasıyla babası söyleyecek. Dedem mi ablacığım? Yapma anasıyla Tahsin amcacığım ya. Anasıyla yapma lütfen ya. Söyleyecek bunu. Bu ikisi biliyor bunu. Bak Şükür Türkan. Ya abla vallahi ya. Bilsem söylemem mi ya? Tam üstünde. Mehmet ya bir kilometre ileride bunun evi. Tarlasını... Benden ayrı bir adam. Ayrı bir ya adam. Baksana ben ne bileyim çocuğun sahibi... yeri kaybettiğini ya. Ya ihbar sahibi ne demiş? O camiye gitti. Bir getirin ekranlara ya. Gözünü seveyim. Bir ihbarcı var sonunda. Yıllar sonra gelsin ekranlara. Yalnız bu iftiralarla beni yakarsan ben de seni yakarım. Bunu unutma. Fatma 10 yıllık sırrın izini sürüyor. Yani tam yerini bulmuş koymak için. Ortalığı karıştıran notu kim bıraktı? Ya köyde herkes birbirini tanır burada. Burada herkes birbirini tanır ama buradan koyacakken sebebiyle yani o taraflardan koymuş olabilir adam. Görenin biri. Tahminim hiç yok. Kamera, orada da kamera yok, burada da yok kamera. Yani orası belediyenin zaten, orası belediyenin olduğu için kamera yok. Burası da cami yok, kamera olmadığını tam biliyor. Öder olduğu kesin. Notu bırakan gizemli kişi Mustafa'yı tanıyor mu? Mustafa'yı tanıyan biri tam, belki de gördü de yani tam şey mevki adı veriyor. Yani bu notu bırakan Şükür Türkan cinayetiyle ilgisi olabilir mi sence? Bence olmasa neden not yazacak, niye uğraşacak? Yani demek ki bir şeyler biliyor ki notu bırakıyor. Jandarma oyalıyor, millet oyalıyor. Neden dalga geçer gibi yapıyoruz o zaman? Hani kesin biliyor. Bilmesi neden uğraşıyor? Kesin biliyor bir şeyler. Kesin biliyor bir şeyler. Fatma, bu ihbarcının neden kesin bir şeyleri bildiğini düşünüyorsun? Dedim abi niye söylüyor? Tam yerini, yani tam şeyi söylüyor. Mesela Mehmet Ali'nin tarlası diyor, daşlık diyor.
Ya neden uğraşsın? Ben bilmiyorum mesela. Neden uğraşayım başkasının şeyiyle? Bir de üç kez bırakıyor notu. Aynen. İkisini mesela bir yere bırakıyor. Tam caminin önüne bırakıyor. Birisini ileriye bırakıyor. Yani senin yani kocan. Tam bulunmasını istiyor zarfların. Yani o şeylerin tam bulunmasını istiyor. Evet, onların hiç kaybolmaması. Üç tane not bırakıyor sevgili izleyiciler. Bir tane camiye yakın bir yerde bir kadının bahçesi. İkisini bahçesi... bir yerde ayrı. İkisini... İki tanesini işte caminin girişine koyuyor. Muhtar buluyor iki tanesini. Aynen. Bir tanesini de eve, bir kadın... Eve yakın, yani birinin evine yakın koyuyor. O kadın kim, sen tanıyor musun onu? Ben görmedim kadını, bilmiyorum. Ama eve yakın, yani camiye yakın bir yerdeki bir ev. Yani camiden ileride. Peki oralarda güvenlik kamerası olmadığını da bilen biri. Aynen. Ya köyden biri o zaman. Köyden. Kesinlikle köyden. Çünkü orada camideki karşısında kameranın olmadığını kesin bilen biri. Ay çok ilginç. Yani tam yerini bulmuş. Tahsin amca tam bilen biri. Kızın, senin torunun gömüldüğünü bilen biri. O sırada tanıklık etmiş olan biri. Adres tam lokasyon veriyor diyor Fatma. Sen de aynı şeyi düşünüyor ya musun? Ya ablacığım ya, vallahi yalan şu ya. Ya Didem abla yalan ya, yalan. Yalan ya, adam gibi çıksın söylesin ya, oraya jandarmamız, savcımız uğraşmasın. Yalan konuşuyor o adam bile. Ya ulan ne demişmiş o adam da. Ve 20 gündür bu yana çıkıyor bu adam ya. Yalan abla ya. E kim bıraktı bu notu o zaman? Vallahi yalan ya. Bu notu kim bıraktı? Kim bıraktı bu notu? Ya, yalan konuşmuş o adam. Ya Fatma gelin bir tane, Mustafa'dan başka bu işi bilen yok. Hayır, bu notu niye yazmıştı? Mehmet'in günahını almasın orada. Bu notu neden yazdı yalan o zaman? Yalan konuşuyor. Yalan ablo, yalan. Sen gitmişsin komşundur belki. Ya adam gibi jandarma gelsin oraya. Bellik yapsın ya. Bellik yapsın ablacığım. Daşkaya diksin böyle. Daşkaya diksin. Veya bayrak diksin. Veya çapı taşlar diksin. Ya Mehmet'e ne düşmanlık yapmak için bu yapmış olabilirler ya. Muhtemel bayağı düşmanlık yapmak için. Siyasetten yapmak için. Düşmanlık yapmak için bu kağıdı atmışlardı. Yalan bu, yalan. Alakası var Tahsin amca. Ablacığım ya, yalan yapmak ya. Ya ne ilgisi var ya? Vallahi yalan ya abla ya. Gelsin ya, adam gibi gelsin söylesin ya. Adam gibi gelsin göstersin neredeyse. Mehmet Ali'yi sevmeyen adam bu işi yapan. Sen seviyor musun Mehmet Ali'yi? İyi bir adam mı Mehmet Ali? O sırada neredeymiş bu adam ya? E doğru. Neredeymiş Mehmet Ali? Mehmet Ali'nin tarası. Neredeymiş? Niye söylemiş? O söylememiş 10 senedir abla ya. Şu tarlaya götüreyim sizi. Fatma tarlaya da gitti. Buyurun gelsin ekranlara. Ben bu Zeynep'ten şüphelenirim. Ben yoldan koyunla geçtim ben. Gıra koyun indiriyorduk ekin zamanı yedirmeye. Ben buradan yoldan geçtim ama buralarda koyun gütmedim. Mustafa, nottaki tarlayı biliyor mu? Buraları o gelmiştir çünkü buralarda koyun gütmüştür. İlerlerde koyun güttük ama ben bu yana gelmedim. Şükür o tarlaya mı gömüldü? Her tarafı gömmüş olabilirdi ama gömmesi için de kepçeyle kazması lazım. Bunu kazmayla mazmayla kazamaz. İşte Fatma'nın şüphelendiği isim. Ben bu Zeynep'ten şüphelenmiyorum. Ya da başkası yaptı, yani yardım eden, onu susturması için Zeynep tutuyor yanında. Zeynep'ten şüphelendim ben. Zeynep'in tam araştırılmasını istiyorum. Fatma ihbarcıya seslendi. Tam dediği yerdeyim, tam mevkinin olduğu yerdeyim. Belki çocuğuma çok yakınım ama tam yerini bilmediğim için belki dibinden de geçmiş olabilirim. Yani çocuğuma yaklaşmak istiyorum ya. Oralarda bir yerde mi sence kızım? Gidemem, her tarafta olabilir çünkü her tarafta taş var. Yani taş diyor da taşın olduğu yeri belirsin. Ama çok belirgin bir yer ya. Çok gelişi güzel bir yerde, yani orada büyük yani bir... Yerin mevkii tam söylüyor ama her taraf taş. Yani 10 dönümlük yerin her tarafı taş, 100 dönümlük yerin her tarafı taş. Hangi taş?
Seni buralara Mustafa götürdü mü hiç? Ben gitmedim. Ben yoldan geçtim yalnız. Yoldan koyun geçirdim. Ama oralarda koyun gütmedim. Oradan geçtiğim oldu. Yani yaz zamanı ekin kalktıktan sonra biz koyunları gıra indiriyorduk. Hani ekin yesin diye. Yani oradan... Senin kızın buralarda bir yerde olabilir. Sen buna inanıyorsun. İhbarı ciddiye alıyorsun öyle mi? Ya olabilir dedim hanım. Neden oraya ismi verdi? Hani bir de adının ismi veriyor. Tarlanın yerine, yerinin ismini veriyor. Aşağıda derede olabilir mesela. Dere tam şeyli bir yer. Şu bilgiyi de paylaşayım size sevgili izleyiciler. Bu ihbar tabii jandarmaya gitti. Oradan sayın savcımıza gitti. Yetkililere gitti. Devlet bu ihbarı ciddiye alıyor. Ve orada bir çalışma kazıma yaptı. Yapmış. Bir kazı yapmış, çalışma yapmış. O çalışmanın şimdi sonucunu bekliyoruz. İnşallah. Çıkacak kazıma mı? Yapmış. Devlet hepsi gitmiş oraya. Evet, orada bir kazı yapılmış. İki yerde kazmışlar. Yani hemen ihbarı zaten alır almaz gitmişler. Ya senin kızından geriye sadece kemikler kaldı Fatma. Aynen dedim. O da yani hiç olmadı dedim hanım. Yani çocuğumu buldum. Hiç olmadı. Yapan insan yaşamasın dünyada. Bence de yaşamasın. Ama almasın. Kendine yapaydı. Çocuğuma yapacağına kendine yapaydı. Kendini kaybedeydi. Çocuğa kötülüğü yapan zaten. Peki bu senin çocuğa bu kötülüğü tek kişi mi yaptı? Bilmiyorum dedim hanım. Yani eğer oraya bir lan gömdüyse kendi götüremez yok, oraya. Yok onu sormuyorum. Senin kızını tek bir kişi mi istismar etti? Bilmiyorum ki. Ya babası istismar etti diyorsun ya. Ya babası da ya babası etti ya da başkası etti. İkisi beraber yaptılar. Yani anlaşmayla. Ama kesin yani başkası olsa babası bir dakika, başkasına bir dakika. Saldırdı. Ama yani bilmiyorum. Bir dakika. Babası bir dakika. Kesin. Sen bugün yarın babası ikinci kişiden bahsetmiyordun. Hayır hiç. İki kişiden neden bahsediyorum? Yani oraya götürmek için yani araba olması lazım. Çünkü çok gören olur dedim hanım. Köyün üstünden geçmesi lazım. Ya yani. Köyün içinden geçmesi lazım ya köyün üstünden geçmesi lazım. O tarafta köy var zaten. Yani bir kişiden bir kişi görür kesin. Ya şunu mu söylüyorsun Mustafa? Yani daha yardım kızı... almış olabilir diyorum. Ha, çocuğu istismar, kendi çocuğunu başkasıyla beraber istismar mı etti? Yani onu bilemeyeceğim. Of. Onu bilemeyeceğim dedim hanım. Yani her şey var. Olabilir mi böyle bir şey? Bilmiyorum. Ya çünkü yani etmediğinden şey yapıyor. Ben nasıl beklersin ondan benden diyor. O zaman evinize kim girip çıkıyor sizin başka kim çocuğu istismar etti? Bilmiyorum dedim hanım. Çünkü gelen giden o kadar kişi olmaz. Eve giren olmaz. Evine dışarıdan kim? Gelen olmaz. Senin köpek, evine giren köpek, çıkanlar. Köpek için gelirler. Dışarıdan gelirler. Ama eve giren olmaz. Eve kim girip çıkıyordu çoğunlukla? Sen o isimleri söyle bakayım. Ya dedim ama eve giren yok. Ama köpek almaya, köpek değişmeye gelen olurdu. Bu adamın adı neydi ya? Şeydeki Konyakşehir'de olan adam. Fazıl. Fazıl. Fazıl geliyor muydu size? O zamanlar fazla gelmiyordu değil mi? O zamanlar ama gelmiyordu. Geliyormuş ama bak yine de. Hayır gelmiyordu. O zamanlar fazla gelmiyordu. Dağa geliyorsa dağa geliyordur. Yani eve gelmiyorlardı o zamanlar. Peki dağa gittiğinde çocuğu görüyor muydu? Hayır. Benim yanıma gelmiyorlardı. Mustafa'ya geliyorsa da benim yanıma hiç gelmezler. O zamanlar ben hiç görmedim hayır, onları. Hayır doğrudur. Geldiğinde mesela çocuğu görüp çocuğu istismar edenlerden hayır. Bir tanesi de. Sanetmiyorum. Fazıl'dan sanetmiyorum o zaman. Ha. Çünkü çocuğumun yanına hiç gelmedi. Ama sen az önce çok enteresan bir şey söyledin. Dedin ki sadece babası değil, başka biri benim kızımı babasıyla beraber istismar etti. İkisi de beraber arkasından da çocuk hamile kalınca Mustafa'ya yardım etti dedin. Katil arıyor çünkü başkası yani başkasına katil bulup tutturuyor kendisi. Yani çocuğumu kaybedin diye yani kötü yolda diye katil peki, arıyor. Peki çocuğu başka biri istismar ettiyse Mustafa buna niye göz yumdu? Bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Neden başkası mesela katil arıyor? Yani dedim ben her şey yani soru çok ama oh. İçinden çıkamıyorum. Oh. Yani baba yapmış diyemiyorum. Çünkü gözüne gördüğüm bir şey de değil. Yani ummuyorum çocuğuma yaptığını ya. Eline değdirdiğine inanamıyorum. Ama başkası da olamaz diyorsun. Olamaz. Ya da ama başkası olsa da ona saldırdı. Yani o da var. Ya peki ikisi Mustafa'nın yakın arkadaşları kendi yakın arkadaşıyla kendi kızına zarar vermiş olabilir mi? Bilmiyorum. Kendisinden başka bilen yok. Mustafa konuşmadığı sürece hiçbir şey bilmiyorum. Peki biz araştıracağız. Şimdi bir tekrar sizi Tavşantepe'ye götüreceğim. Hazır mı arkadaşlar? Bana bir hazırlar mısınız? Tamam biliyorum. Tamam. Tahsin amcayla sonra konuşacağız. Sevgili Yasemin de yanındaydı. Hastanede bir kez daha geçmiş olsun muhabirimize. Şimdi tekrar onlara gideceğiz ama Zeynep yayında mesaj atıp duruyormuş. Ne diyormuş ya? Bir dakika ne diyormuş Zeynep? Tamam. Zeynep attı mısın? Alo. Hattayım abla. Zeynep sen işte yalan söylediğini söylüyorsun Fatma'nın. Fatma neyi yalan söylüyor? Ne yok oldu? Yalan söyledi değil o.
beni o notlarla alakalı orada diyor ya Zeynep'ten şüphelen. Evet, o... Benim sor Tahsin amcaya sorun orada. Ben hiç köye gitmiş miyim? Ben niye notlarla ilgili Zeynep'ten şüpheleniyorsun ki? Ben Zeynep yapmış demiyorum. Ben Zeynep Mustafa'yı koruduğun için söylüyorum değil mi? Ha, organize etmiştir diyorsun. Aynen. Ya bu notları o da yazmış. Hayır, Zeynep. Tahsin amca orada. Yani Mustafa yapmamıştır Tahsin diye arkasında duruyor ya. Mustafa'yı koruyor ya, koruma altına aldı ya. Notlarla ilgili söylemiyorsun. Mustafa'yı koruma altına aldığı için Zeynep'ten şüpheleniyorsun. Aynen, Mustafa yaptığını inanmıyor ya, onun için söylüyorum ben. Ben araştırmasını istiyorum. O zamana kadar sen de inanmıyordun yayınlara çıkana kadar. Niye? Hadi ben inanmıyorum, Altaylım. Sen 10 senedir eskiden inanmamıştın. Şey etmiyorum. Ama şimdi her şey ortaya çıktı Mustafa Didem Hanım. Her şey onu suçlanıyor, her şey başkası yok. Yani karşısında başka bir işler yok. Mustafa deniyor. Şimdi, nasıl Mustafa'ya inanmıyor? O zamana kadar ikinci kişi yoktu da şimdi ikinci kişi nasıl çıktı meydana? Sen biliyorsun ki ikinci kişi o zaman. Enteresan. Hani bu zamana kadar baba diyordun. Ne oldu? İkinci kişi niye çıktı şimdi? O zaman i̇kinci sen biliyorsun demek ki ikinci kişinin. O sadece kişinin. İhbar veriyor. İkinci kişi yok ki. Hayır, şunu söylemiyor. O değil. Ben şunu sordum. Çocuğu sadece Mustafa mı yoksa Mustafa bir arkadaşıyla beraber mi istismar etti? Çünkü o sırada kızını gömme işlemi sırasında Mustafa'ya biri yardım etmiş olabilir mi? O, diye sordum ya ben sana. Mustafa'ya yardım eden kişi kızını da istismar etmiş olabilir miyim diye sana sordun. Sen evet dedin. Olabilir dedim yani. Olabilir. O da diyor ki nasıl bir ne olur ikinci kişi kim diyor. Olabilir diyorum. Olabilir diyorsun. Çok önemli bir şey. Yani olabilir. Her şey olabilir. O zaman biliyor ki Allah olabilirse Allah. Biliyorsun demek ki o zaman kimin yaptığını. Yani gömmesine yardım eden kişi istismar etmiş olabilir mi diye sordum. Sen de olabilir dedin. O zaman ne diyorsun Zeynep? O biliyor abla, her şeyi biliyor. Kendisine baktın. Allah Allah. Bir Tavşan Tepe'ye gidelim. Zeynep sana soracaklarım var ama Tavşan Tepe'ye gidelim. Kızımızı yurdun dört bir yanından. Mezarını herkes ziyaret ediyor. Gidip dua okuyor ama lütfen selfie çektirmeyin. Yazık, günah yani gerçekten. Oradaki son durumu bir... Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var mı gerçekten mezarın başına Abdullah? Evet Didem Hanım. Yani mezar hiçbir şekilde, minik Narin'in mezarı hiçbir şekilde boş kalmıyor. Sadece Diyarbakır'da değil, Türkiye'nin birçok yanından ziyaretçi akını geliyor. İnsanlar Kur'an okuyor, Narin için dua ediyor ama bir yandan da olayın faillerinin bir an önce ortaya çıkmasını istiyorlar. Abdullah. Hemen gördüğünüz gibi sağ tarafımda Tarşan Tepe. Abdullah, özür dilerim. Seste problem var. Ben fark ettim. Arkadaşların da inşallah fark edecekler. O ses problemini bir halletmeye çalışsınlar. Olmazsa arkadaşımı hibrite alın. Telefonla yayına bağlayın ama görüntüde olsun. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben ekranda bunu anlatmayayım. O sırada da çevre köyden bir vatandaşımız gelip nasıl dua etti? Onu bir ekranlara getirelim mi? Bakın neler söyledi. Yani herkesin içi yanıyor. İçi, ciğeri yanıyor. Ciğeri. Hepimizin ciğeri yanıyor yani. Bir gelsin lütfen. Bizim kızımızdır. Bizim torunumuzdur. Hepimizin yavrusudur. Hepimizin kızıdır. Hepimizin kız kardeşidir. Hiçbir zaman kalbimizden çıkmıyor. Bu zulüm hiçbir zaman unutmayacağız. Bu kızın öldürülmesi 85 milyonun kalbine hançer vuruldu. Bütün İslam aleminin kalbine hançer vuruldu. Hiçbir zaman bu kızın öldürülmesi hiçbir zaman kalbimizden çıkmıyor ve unutmayacağız. Bölgemize, devletimize, ülkemizde hançer vurdular. Yahu kalbimiz yanıyor. Ciğerimiz yanıyor. 85 milyonun ciğeri yanıyor. Küçücük yavrumuza bu felaketi getirdi. Yani herkesin sesi olmamış mı? Amca, köydeki bir amca. Hepimizin sesi olmamış mı? Ciğerimiz yanıyor. Kalbimiz yanıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten yazıklar olsun sevgili Narin'e kıyanlara. Yazıklar olsun yani. Şimdi Abdullah sendeyiz. Nerelerden gelmişler? Kimler gelmiş? Biz de onları bir tanıyalım. Hangi illerden? Kimler geliyor? Ne yapıyorlar orada? Biz günün çeşitli zaman dilimlerinde sürekli mezarlığa arasına uğruyoruz. Nereden geldiklerine dair. Yani birçok şehrimiz var. İzmir var. Afyon'dan gelen vardı. Çevre yakın illerden var. Mesela hemen yanımızda bir vatandaşımız var. Siz nereden geldiniz acaba? Ben bakım merkezinden geliyorum ben de. Yani ben çok özür diliyorum. Alın arkadaşlar, hibritten alın, normale geçer misiniz şimdi? Yani
Ama görüntüyü gösterebilirsiniz. Sesi halletmeye çalışırken kameraman arkadaşım da bana oraları gösterebilir değil mi? Olabilir değil mi böyle bir şey? Hadi o zaman, hadi onu yapın lütfen. Yani bu arada mezarı Diyarbakır Valiliği yaptırdı. Normalde mezarın aslında çökmesi gerekiyor. Fakat o kadar çok yoğun bir ziyaretçi akını olduğu için görebilir miyiz? Arkadaşlar şu anda duyabiliyor muyuz? Siz verdiniz Abdullah'a ama. Tamam, duyamıyoruz. Tamam, ben size görüntüyü verin lütfen. Tamam, görüntüyü bir verelim. Şimdi bakın, normalde mezarın aslında çökmesi gerekiyor. Toprağın çökmesi gerekiyor daha doğrusu. Onun arkasından tabii normalde mezar yapılır. Fakat herkes böyle narin için, dua etmek için oraya geldiği için bir geçici olarak bir şey, mermer yapılmış. Daha sonrası tabii ki sevgili Nari'nin mezarı yapılacak. Ya yazık, günah değil mi sevgili izleyiciler ya? Yani köyden biri, o köyden bir cinayet işleniyor. Cinayet işleniyor. Anne, amca, abi, diğer amca, enişte bu arada. Ondan sonra kuzenler. Ya herkes susuyor ya. Şu tutuklananları bir ekranlara getireyim, ben bahsedeyim ya. Gerçekten diğer yenge. Anne Yüksel, abi Enes, Muhammed kuzeni, Birsen kuzeni, maşallah yengesi, Mehmet Selim Atasoy, Salim'in işçisi, Ramazan, Mehmet'in oğlu, Mehmet Şevket, hayır arkadaşlar hazır olunca ben Abdullah'a gideyim. Mehmet Şevket, halasının eşi, Fuat Güran, Nari'nin amcası. Ya bunlar hepsi Nari'nin akrabası, akrabası. Hepsi akrabası. Hepsi ya. Nari'nin annesi, Nari'nin abisi, Nari'nin kuzeni, Nari'nin diğer kuzeni, Nari'nin yengesi. Tamam mı? Nari'nin halasının eşi, Nari'nin amcası. Amcasının işçileri, işçinin de babası. Ya Allah aşkına, bu çocuk ne oldu da bu kadar organize bir şekilde yalan söyleyip, yalan ifadeler verip, çelişkili ifadeler verip olayı böyle şey yapmaya çalışıyorsunuz, gizlemeye çalışıyorsunuz. Ya aklım almıyor. Onlarca, şimdi bakın şu anda son dönemde sadece Enes'ten bahsediliyor. Abi Enes, kolundaki ısırık izleri, abi o sırada Salim'in oğluyla beraber, Salim'in oğluyla beraber ahırın orada bir şey yapıyormuş. İki olasılık var. Şimdi bunu ben ekranda söyleyemiyorum. Ya bir şey ya da de başka bir şey yapıyor. İki kuzen o sırada. Narin de oraya geliyor. Narin de oraya geliyor. Bir şey gördü diyelim. O sırada anne geliyor. Yani anne de geliyor, müdahale ediyor. Ya benim aklım almıyor. Yani ben bir anne bu kadar, madem yani bir oğlu hata şey yaptıysa, cinayeti işlediyse, amca, yengeler, kuzenler, enişte, o, bu. Ya organize kötülük olabilir mi? Günlerce hepimizi kandırdınız ya. Dediniz ki kaçırıldı. Ben de yayında sorular sorduğumda baba Arif'e beni de eleştirdiniz. Ya insan bazen nasıl soru soracağını da bilemiyor. Anneye nasıl soru soracağını da bilemiyor. Bir sürü ekranda böyle sahte gözyaşları, sahte gözyaşları, kızının cinayetine tanıklık ettiği iddia ediliyor. Hepimizi kaçtı, kaçırıldı diye oraya buraya yönlendirdiler. Bu nasıl bir organize bir muhabbet, anlamıyorum ki. Şimdi Abdullah sendeyiz. Bir dinleyelim seni ya. Aslında Didem Hanım, bu cinayetin yani herkese göre, kamuoyuna göre de şu andaki gözaltında olan 3 kişinin ifadesi doğrultusunda biraz daha şekilleneceğini düşünüyoruz. Biz burada Nari'nin mezarı başında acılı insanların yanında burada beraberiz. Burada yine az önce konuştuğumuz gibi yarım kalmıştı. Bir vatandaşımızla konuşmuştuk. Yani bu acıyı nasıl affedebiliriz onu bilmiyoruz. Yani devletin bu kişileri bulması, kim veya kimler buna sebep olmuşsa, niye saklamışlarsa, niye saklıyorlarsa tez bir zamanda sonuçlandırmasını bekliyoruz. Yani tüm kamuoyu vicdanına rahat batırması için. Sizce Nari'ne ne oldu? Nari'ni kim öldürdü? Yani şu anda bizim için en büyük şüphelerden biri ağabey ve amcadır. Yani ağabey bir şey yaptı da mı oldu, yoksa görmesi gereken bir şeyi gördü de mi katledildi? Amcasının bu işin neresinde, amcası niye bu işi saklama gereğini duydu? Yani aileyi korumak adına bir cana kıyılır mı, onu hiç bilmiyoruz. Yani bilmememiz gerekiyor. Yani böyle bir cinayet, böyle bir vahşi. Yani tamam. İçimiz yanıyor. Abdullah,
Yani tabii sürekli bir ziyaretçi akını var değil mi oraya? Köye sürekli bir ziyaretçi akını var. Dualar ediliyor, kitaplar bırakılıyor, oyuncaklar bırakılıyor. Yani şu anda herkes Narin'e sahip çıkmış durumda. Yetkililer de elinden geleni fazlasıyla yapıyor, onu da biliyoruz. Gelip dua okuyorlar, hediyeler bırakıyorlar ve gidiyorlar. Sevgili izleyiciler baksanıza ya, bu ifadeler var ya, bir şu bakın. Şöyle baksanıza, hepsini ayırdım öldüm. Ya hafta sonu bunları okurken de neler, ya baksanıza sevgili izleyiciler ya. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Ya 200 kişinin ifadesi alındı ya. 200 kişinin ifadesi alındı yani. Ve bütün akrabalar biliyor çocuğun başına ne geldiğini. Ama maalesef şu anda konuşmuyorlar ama konuşacaklar öyle ya da böyle. Devam edeceğiz bir ara. Şu anda herkes sevgili izleyiciler, yetkililer de öyle. Bir yandan ifadeler alınıyor. Yenge hediyenin ifadesi alındı, daha doğrusu jandarma tarafından ve şu anda adliyede. Yenge o gün eve 2-3 defa, hediye yenge, kocası tutuklu biliyorsunuz. Yenge 2-3 defa oraya giriyor çıkıyor, gidiyor çıkıyor. Dolayısıyla yengenin cinayeti görmüş olabileceği ya da çok önemli şeylere tanıklık etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Şu anda adliyede yengenin hem jandarmaya söyledikleri hem de sayın savcımız ve mahkeme başkanına söyleyecekleri çok çok önemli. Belki de düğüm o şekilde çözülecek. Yani kimse konuşmayıp yenge konuşursa bütün düğüm çözülecek ama asıl Narin konuşacak. Nasıl konuşacak biliyor musunuz? Otopsi raporunu bekliyoruz. Otopsi raporuyla cinayetin nasıl işlendiği, saat kaçta işlendiği bütün net bir şekilde ortaya çıkacak. Şimdi gözümüz kulağımız adli tıpta, oradan gelecek raporda. Bugün yarın gelmesini bekliyoruz. Biz Narin'le ilgili, Narin cinayetiyle ilgili bütün olayları takip etmeye devam edeceğiz. Tıpkı diğer olaylarda olduğu gibi, Şükür Türkan'da olduğu gibi. Elimizden geleni yapıyoruz, savcılarımız da yapıyor, mahkeme de öyle yapıyor ve JASAT da, jandarma da her şeyi yapıyor. Yarın tekrar birlikte olacağız. Yarın görüşünceye kadar iyi akşamlar, hoşça kalın.